Günaydın, mutlu sabahlar. 22 Mart Perşembe günündeyiz. Türkiye ve dünya gündemindeki haberleri, gelişmeleri aktaracağız. TRT Haber'de dün bugün de sizlerle birlikteyiz. Ve sizlerden gelecek mesaj ve fotoğrafları da bekliyoruz. Twitter adresimiz TRT Dün Bugün diye hatırlatalım. Önce gündemde öne çıkan gelişmelerden derlediğimiz haber başlıklarını izleyelim. Ardından ayrıntılar için buradayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ne hem Türkiye karşıtı açıklamaları hem de Münbiç üzerinden eleştirdi. ABD Başkanı Trump'a seslendi. Trump adına konuşanlar ne dediklerini bilmiyor. Sayın Trump onlara ayar vermeli dedi. Münbiç'ten çıkmamayı bırakın, orada bulunmaya hakkınız yok sözleriyle tepkisini sürdürdü. Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya Başbakanı Merkel'e tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, Merkel'in Zeytin Dalı Harekatı hakkında gerçekle ilgisi olmayan açıklamaların kabul edilemez olduğunu belirtti. Açıklamada, bazı müttefiklerimizin olan bitene terör örgütlerinin merceğinden bakma eğilimini yadırgıyoruz ifadesi kullanıldı. Terörle mücadele yalnızca Suriye'de değil, Irak'ın kuzeyinde de devam ediyor. Mehmetçik, Hakurk-Kani-Raş bölgesinde teröristlerin izini sürüyor. Hava destekli yürütülen operasyonlarda şimdiye kadar 41 terörist etkisiz hale getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletimizle birlikte Daha Yeşil Türkiye programında kürsüdeydi. Sözlerine Nevruz'u kutlayarak başladı. Cumhurbaşkanı ağaçlandırma kampanyası başlattı. 23 milyon aileye mektupla Karaçam gönderileceğini duyurdu. Erdoğan ilk mektubu 15 Temmuz'da şehit düşen kahraman Ömer Halis Demir'in ailesine gönderdi. İstihdamı ve vergi teşviklerini artırmaya yönelik torba tasarı meclisten geçti. Tasarı asgari ücretten hurda araç düzenlemesine, prim ve vergi teşviklerine kadar pek çok düzenlemeyi içeriyor. Evet, başlıklar böyleydi. Ayrıntıları aktarmaya başlayalım hemen. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ni tüm Türkiye karşıtı açıklamaları hem de Münbiç üzerinden eleştirdi. Amerika Başkanı Trump'a seslendi. Trump adına konuşanlar ne dediklerini bilmiyor. Sayın Trump onlara ayar vermeli dedi. Münbiç'ten çıkmamayı bırakın, orada bulunmaya hakkınız yok sözleriyle de tepkisini sürdürdü. Sayın Trump'ın bir daha bunlara bir ayar vermesi lazım. Türkiye ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri yönetiminden gelen açıklamalardan duyduğu rahatsızlığı bu sözlerle dile getirdi. Mesajı doğrudan ABD Başkanı Trump'aydı. Sayın Trump adına konuşanlar ne dediklerinin farkında değiller. Sayın Trump'ın bir daha bunlara bir ayar vermesi lazım. Amerika Başkanı Sayın Trump'tan ülkemize yönelik politikalardaki bu kafa karışıklığını giderecek, artık hadsizlik boyutuna varan açıklamaların önünü kesecek bir tavır ortaya koymasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Beştepe'deki programında kürsüdeydi. Neymiş? Münbiç'ten çıkmayacaklarmış. Ya bir defa sizin bırakınız oradan çıkmamayı, orada bulunmaya hakkınız yok ya. Amerika Birleşik Devletleri'ni Münbiç üzerinden de eleştirdi. Senin bu topraklarda ne işin var diye sordu. Oraya YPG'yi soktular. PYD'yi soktular. Oranın kendi insanlarını, oranın gerçek halkı %90 Araplardır. Siz niye duruyorsunuz orada? Bu sefer başka teklif yaptılar. Yarısında siz olun, yarısında biz olalım dediler. Kendilerine dedim ki ne siz olun ne biz olalım. Buranın sahibi kimse onlar burada olsun. Çünkü biz adil bir yönetim istiyoruz. Adil bir anlayışla yaklaşıyoruz. Dolayısıyla biz hiçbir yere bugüne kadar işgal için gitmedik. Sadece istikrar için gittik. Ve bu teröristleri kovmak için gittik. Erdoğan, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin son bilgileri paylaştı. Türkiye'nin sınır güvenliğini korumaya kararlı olduğunun mesajını verdi. Etkisiz hale getirilen 3698. Tabii PKK rahat durmuyor. Bu sefer Irak'ta bunlar hareketlenmeye başladılar. Eğer Irak merkezi yönetimi bu PKK'yı temizlemezse
Sincar'da onları biz temizleriz. Biz bu yola baş koyduk. Varsa cesareti olan buyursun hodri meydan diyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'le telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede teröre karşı ortak mücadelenin önemine değinildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Almanya Başbakanı Merkel'le geçen hafta yaptığı görüşmeye de atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da kurulan yeni hükümetle ve diyalog ve işbirliğine ivme kazandırma konusunda kararlı olduklarına dikkat çekti. İki liderin Almanya'da yaşayan Türk toplumunun iki ülke arasında güçlü bir insani bağ teşkil ettiğine de değindikleri öğrenildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Hakkari'de sınır birliklerini ziyaret etti. Orgeneral Hulusi Akar ilk olarak Şemdinli ilçesindeki 34. Hudut Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti. Akar'a Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel eşlik etti. Birlikteki askerlerle sohbet eden Hulusi Akar öğle yemeğini de askerlerle yedi. Bölgede yürütülen operasyonlarla ilgili bilgi alan Genelkurmay Başkanı daha sonra Derecik, Şemdinli ve Yüksekova'daki birlik, karakol ve karargahlarda incelemelerde bulundu. Heyet, Irak'ın kuzeyinde bir süredir devam eden terör operasyonlarıyla ilgili de detaylı bilgi aldı. Afrin'de teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcı ve mayınların temizliği sürüyor. İlçeye sivillerin dönüşü de başladı. Mehmetçik güvenlik sebebiyle girişleri kontrollü olarak sağlıyor. TRT Haber muhabiri Bülent Çulcuoğlu'nun izlenimlerini kameraman Bülent Serin'in görüntüleriyle getiriyoruz ekranlara. Teröristlerden arındırıldı. Afrin'de şimdi de el yapımı patlayıcı ve mayın temizliği var. Sivillerin zarar görmemesi için ilçeye girişler kontrol altına alındı. Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin ilçe merkezinden teröristlerin temizlenmesinin ardından geçen 4. günde şu anda evlerine dönmek için Afrin ilçe sınırına gelen çok sayıda sivilin bekleyişi devam ediyor. Çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu Suriyeliler yanlarına alabildikleri eşyalarla ilçenin girişine geldi. Onlar artık YPG, PKK terör örgütünden Afrin ilçe merkezinin temizlenmesinden dolayı oldukça mutlular, oldukça sevinçliler. Çünkü yıllar sonra yeniden topraklarına, evlerine dönmenin sevincini yaşıyor. Evet. Hepsi evlerine kavuşacak olmanın heyecanı içinde. Afrin'in gerçek nüfusu, merkez nüfusu 180 bin nüfusu vardı. Tabii o nüfusun önemli bir kısmı YPG, PKK terör örgütünün baskısından dolayı farklı noktalara kaçmışlardı. Akrabaların yanına ve Fırat Kalkanı bölgesine. Şimdi onlar artık yeniden evlerine dönmek için işte görüyorsunuz araçların üzerinde yaşlılarımız var, işte çocuklarımız var. Afrin'in gerçek sahipleri Mehmetçi'ye minnettar. Bizim arabaları aldılar, bizi her şeyimizi mahvettiler. Elhamdülillah şimdi biz rahat, keyifliyiz. Biz istok evimize dönek, rahat rahat eski günler gibi yaşak, işimize gidek, çalışak, evimize gelek. Allah sizden razı olsun, elinize sağlık. Terör örgütü YPG PKK'nın sivillerin arasına sızma ihtimaline karşı da her türlü tedbir alındı. Afrin'de terör örgütü YPG PKK'dan temizlenen köylerden biri de Mezere. Teröristler halkın zeytinlikleri ve tarlalarına el koydu, köylüleri göçe zorladı. Terör örgütünden temizlenen bin nüfuslu köyde hayat şimdi normale dönmeye başladı. Koyunların otladığı yeşillikler içinde bir köy Mezere. Köy halkı bugüne kadar terörün gölgesinde bir yaşam sürdü. Zeytin Dalı Harekatı'yla özgürlüklerine kavuştular. Afrin'le Halep yolu üzerinde bulunan Mezere köyündeyiz. Burada bin nüfus vardı ve YPG PKK terör örgütü burada 3 yıl boyunca sivillere ve masum vatandaşlara adeta zulüm ve baskı uyguladı. Yaşanan onca olumsuzluğa rağmen halk evlerini terk etmedi, arazilerini teröristlere bırakmadı. Türkmen Aliye teyze de onlardan biri. Çok zahmet ettiler bize, çok aziyet ettiler.
Biz sizi gördük, çok sevindik. Allah razı olsun sizden. Hoş geldiniz. Ne yaptı mesela? Neler yapıyordu size? Malına gideceği adam gidemez. Bir yani bir yere şöyle bir doktora bir yere adam gidemez. Çok yani çok şey ettiler, çok eziyet ettiler. Nasıl yaşadınız peki? Nasıl dayandınız buna? Allah'ın emrinden dayandık. Allah sizi gönderdi. Elhamdülillah hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Allah sizden çok razı olsun. Zeytinliklere el koymuş bütün köylerde. 2 yıl toplayamadık. Bu yılda tutmadılar. Yoktur bu yılda. Mehmetçiğin köye gelmesiyle huzura kavuşan Aliye teyze mutluluğunu anlatmakta zorlanıyor. Türk askerini görünce ne hissettiniz? Çok sevindik, çok sevindik. Çok dualar ettim size. Çok sevindik. Alayımız Allah sizden razı olsun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Allah sizi saklasın, beklesin. Kurtuldunuz yani artık. Kurtulduk. Denkine yani denkine bir şey dedik yani şöyle çok sıklıkta yerin yüzüne biz çıktık. Sübhanallah, maşallah. Türkiye'de akrabaları bulunan Aliye teyze, çocukları ve torunlarıyla birlikte Mezere köyünde huzur ve güven içinde yaşamaya devam edecek. Afrin'de kontrolü sağlayan Mehmetçik şimdi teröristlerin sığınak ve silah depolarını arıyor. Bombalı tuzakları imha ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imha timi METİ bu amaçla sahada. Bomba arama köpekleri ise ekiplerin en büyük yardımcısı. Ara, hadi ara bakayım oğlum. Hadi. Aferin oğlum. Sokaklar arandı, metruk binalara girildi. Kontrolün sağlandığı Afrin şehir merkezinde terör örgütünce kullanılan sığınak ve silah depoları aranıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözde birliklerinden MAY'ın el yapımı patlayıcı tespiti ve imha timi METİ sahayı karış karış tarıyor. Tim üyeleri metal MAY'ın dedektörleriyle en önde ilerliyor. Bomba arama köpekleri Gürbüz, Asir ve Leylak time eşlik ediyor. Bomba aramada Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı SAT komandoları da görev başında. SAT komandoları hava harekatları öncesinde hedeflerin belirlenmesinde etkin rol oynadı. Afrinli sivillere yardım eli Türkiye'den uzanıyor. Sivil toplum kuruluşları Afrin'de Suriyelilerin yaralarını sarıyor, insani yardım malzemeleri ulaştırıyor. Terör örgütünün baskısı altında canlı kalkan olarak kullanıldılar. Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin operasyonuyla rahat nefes aldılar. Onların imdadına yine Türkiye yetişiyor. Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı'nda sivil hassasiyeti her alanda sürdürüyor. Terörden arındırılan bölgelere insani yardımlar ulaştırılıyor. Sivil toplum örgütleri köy köy eksikleri gidermeye çalışıyor. İHA İnsani Yardım Vakfı, PYD-PKK terör örgütünden kurtarılan ailelere yardımda bulundu. Bölgedeki sivillere gıda kolisi, ekmek, içme suyu ve meyve dağıtıldı. Türkiye Diyanet Vakfı da bölgedeki sivillere ulaştı. Kastel Cindo, Deir Savan, Şeran Köyü ve kent merkezinde teröristlerin tüm tehditlerine rağmen evlerini terk etmeyen sivillere yardım malzemesi dağıttı. Bahar Bayramı Nevruz'da Beştepe'de çevre buluşması vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan milletimizle birlikte Daha Yeşil Türkiye programında kürsüdeydi. Ağaçlandırma kampanyası başlattı. 23 milyon aileye mektupla Karaçam gönderileceğini duyurdu. Erdoğan ilk mektubu 15 Temmuz'da şehit düşen kahraman Ömer Halis Demir'in ailesine gönderdi. 23 milyon aileye bu tohumlar gidecek. Oradan Karaçam üreteceğiz ve bereketlenecek ormanlarımız. Daha yeşil bir Türkiye için 23 milyon aileye mektup gidecek, tohum gönderilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk mektubu şehit Ömer Halis Demir'in ailesine gönderdi. İkinci mektupsa Başbakan Binali Yıldırım tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Mithat Tuncer'in ailesine postalandı. Yaşatmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan o mektuplarla kağıt israfı yapılacağı yönündeki eleştirilere tepki gösterdi. Bu zarflarla, mektuplarla israfa gidiyorsunuz. Ne alakası var ya? Şu anda ormanlarımız yeri gelen bazı yerlerde hiç kesilmiyor mu zannediyorsunuz? Hem ormanı rahatlatmak
hem de ormanlarda, hani biz aramızda Hüdayin Abid deriz ya, bu duruma gelmiş olan ağaçlar kesilir, temizlenir. Ağzı olan herkes konuşuyor ya, hadi onlar konuşmaya devam etsin, biz de işimize devam edelim. Erdoğan Beştepe'de milletimizle birlikte daha yeşil Türkiye buluşmasında kürsüdeydi. Sözlerini Nevruz'u kutlayarak başladı. Nevruz'unuz mübarek olsun. Biz tabii PKK'nın kutladığı Nevruz'u değil, biz inananların kutladığı Nevruz'u kutluyoruz. 100 milyonlarca insanın mutluluk müjdecisi olarak kabul ettiği bir günü fitne vesilesi haline dönüştürmek isteyenlere asla itibar edilmeyeceğine inanıyorum. Programda ağaçlandırma projesi başlatıldı. Erdoğan herkesi kampanyaya davet etti. Amacımız halen ülkemizin %28,6'sını kaplayan orman varlığımızı 2023 yılında %30'a çıkarmaktır. Başbakan Binali Yıldırım ise milli ağaçlandırma seferberliğini anlattı. Başarıyla tamamlandı dedi. 4 milyar 39 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Sadece 2017 yılında üretilen fidan miktarı 322 milyona çıkmış. Uluslararası Türk Dünyası Teşkilatı Türksoy tarafından Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Kastamonu'da Başbakan Binali Yıldırım'da katılımına açılış töreni düzenlendi. Başbakan Yıldırım Nevruz'un birleştirici yönüne dikkat çekti. Türk dünyasının en doğusundan en batısına tüm renkleri. Geleneksel kıyafetlerle sahnedeydi. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Türksoy tarafından 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Kastamonu'da gala gecesi yapıldı. Milletin adamı, adam gibi adam Cumhurbaşkanımızın selamını da getirdim. Sevgili Kastamonlular. Galada Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve 19 ülkeden konuklar vardı. Galada Nevruz coşkusu da yaşandı. Bu vesileyle Nevruz'un bütün insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini de Cenab-ı Mevla'mdan niyaz ediyorum. Programda terörle mücadele eden Mehmetçik de unutulmadı. İşte aslanlarımız Afrin'de, yurt içinde, yurt dışında alçak terör örgütlerine göğüslerini siper ederek milletimizi, ülkemizi her türlü terör belasından korumak için amansız mücadele veriyorlar. Afrin'deki kahramanlar çok kısa bir süre içerisinde Afrin harekatını bitirmiş olmasalardı, bugün biz burada Nevruz'u huzur içerisinde, barış içerisinde, gönül rahatlığıyla kutlayamayacaktık. Buradan Afrin'de Türkiye'nin ve bölgemizin güvenliği için terörizmle mücadele eden ve canlarını ortaya koyan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman askerlerine teşekkür etmek istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabı üzerinden Nevruz Bayramı'nı kutladı. Mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Bahçeli, Nevruz Bayramı'nın önemli bir geleneğin, birlik ve kardeşliğin simgesi olduğunu vurguladı. Nevruz'u kötü emellerine alet etmek isteyenlere fırsat verilmeyeceğini söyledi. Devlet Bahçeli, bin yıllık kardeşlik çınarını zedelemek isteyen mihrak ve karanlık heveslere göz açtırılmamalıdır dedi. Baharın müjdecisi doğanın uyanışını birçok kültürde temsil ediyor Nevruz ve renkli etkinliklerle kutlandı dün yurdun birçok yerinde. Bayramın ilk ateşi bu yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Kastamonu'da yakıldı. Kutlamaların İstanbul'daki adresi ise Topkapı oldu. Katılımcılar halk oyunları ve türkülerle yeni günü selamladı.
Nevruz, bolluğun, bereketin simgesi, baharın gelişinin müjdecisi. Bu yıl kutlamaların görkemli adresi Kastamonu'ydu. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı tarafından Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen şehirdeki etkinliğe Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da katıldı. Nevruz bizim için bir diriliş, bir uyanış, yeniden kendimize geliştir. Orta Asya'dan Balkanlara kadar, Mezopotamya'dan Kafkasya'ya kadar birçok coğrafyada, çok geniş bir bölgede bugün de canlı bir şekilde kutlanıyor. 18 ülkeden dans toplulukları maharetlerini sergiledi. Nevruz İstanbul'da da coşkuyla kutlandı. Türk dünyasının kültürel zenginliği Topkapı'daki etkinlik alanında gözler önüne serildi. Nevruz bu Türk dünyasının ortak bayramı oluyor. Bu yıl yeni yıl demek oluyor bize. Burada İstanbul'da özellikle bu büyük şehirde kutlamaktan biz çok onur duyuyoruz, mutlu olduk. Nevruz geleneği olan boyalı yumurtalar tokuşturuldu. Baharın gelişi demir dövülerek selamlandı. Ateşin üzerinden atlandı. İstanbul'da Nevruz ateşi yakıldı ve artık baharın gelişini müjdeleyen ateşimiz hazır. İşte gençler de o ateşin üzerinden atlamaya başlayacaklar. Dün geldim Kerkük'ten. Tabii ki geldim bayramı kutlamaya. Bizim bayramımız. Şu anda da biliyorsunuz Kerkük çok güzel durumda. Türkiye'nin sayesinde. Onun için çok mutluyuz. Kardeş coğrafyalardan gelenler bayramı İstanbullularla kutlamanın heyecanını doyasıya yaşadı. Öte yandan İstanbul'da Nevruz sebebiyle geniş güvenlik önlemleri alındı. 25 bin polis görev başındaydı. Bakırköy'de HDP tarafından düzenlenen Nevruz mitinginde bölücü terör örgütü propagandası yapan 22 kişi gözaltına alındı. Bakırköy çevresindeki okullarda miting nedeniyle erken tatil edildi. Yöresel kıyafetler giyildi, halaylar çekildi, konserler düzenlendi. Baharın gelişini müjdeleyen Nevruz birçok ülkede kutlandı. Birleşmiş Milletler'de de Nevruz kutlaması vardı. Afganistan'daki Nevruz kutlamaları ise kana bulandı. Düzenlenen intihar saldırısında 31 kişi hayatını kaybetti. Azerbaycan'da Nevruz etkinlikleri Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in salı günü Nevruz ateşini yakmasıyla başladı. Bakü sokakları Türk dünyasının en önemli bayramlarından biri olan Nevruz'u kutlayanlarla doldu taştı. Kazakistan'ın başkenti Astana'da kutlamalar Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in de katıldığı törenlerle başladı. Astana'da müzikler eşliğinde kutlanan Nevruz için sokaklarda çadırlar kuruldu, yemekler dağıtıldı. En uzun Nevruz Özbekistan'da kutlanıyor. Mart ayı boyunca süren Nevruz kutlamalarında Özbek halkı birbirlerine Nevruz yemekleri ikram ediyor. İran'da Nevruz'un anlamı çok daha farklı. Nevruz için hazırlıklar günler öncesinden başladı. 2 haftalık tatile girildi, evler temizlendi, alışveriş yapıldı. İran yeni yıla da Nevruz'un kutlandığı 21 Mart'ta giriyor. Irak'taki kutlamaların adresi Duhok'tu. Dünyada 300 milyon kişinin kutladığı Nevruz için Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde de özel bir program düzenlendi. Türkiye, Afganistan, Pakistan, İran'la Türk Cumhuriyetleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliklerince düzenlenen etkinlikte barış ve kardeşlik mesajı verildi. Nevruz bize barış, sürdürülebilir kalkınma ve insan haklarına olan bağlılığımızı yenilemek için yeni bir şans veriyor. Afganistan'daki Nevruz kutlamaları ise kana bulandı. İntihar eylemcisi Kabil Üniversitesi yakınındaki Nevruz kutlamalarına giden kalabalığı hedef aldı. Kalabalığın arasına girdi, üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdi. Saldırının sorumluluğunu terör örgütü DAEŞ üstlendi. Kosova Meclisi'nde muhalefet milletvekilleri iktidardakilere göz yaşartıcı bomba attı. Olay Karadağ sınırının yeniden belirlenmesi anlaşmasının oylanacağı oturumda gerçekleşti. Tıpkı 2 yıl önce olduğu gibi oylama yine ertelendi. İçeride göz gözü görmüyor. Gazdan etkilenenler birer birer çıkıyor. Görüntüler Kosova Meclisi'nden.
Oturumun amacı Karadağ sınırının yeniden belirlenmesiydi. Ancak muhalefetle iktidar vekilleri arasında tansiyon yükseldi. Muhalefet Partisi milletvekilleri Kosova'nın toprak kaybedeceğini iddia ederek oylamayı engellemeye çalıştı. Bu sırada içeri göz yaşartıcı bomba attı. Dumandan kaçan vekiller salonu terk etti. Oturuma ara verildi. Dumandan etkilenenlere gaz maskeleri dağıtıldı. Ardından ikinci oturum başladı. Ancak muhalefet vekilleri bir kez daha gaz bombalarını kullandı. Oturuma bir kez daha ara verildi, oylama ertelendi. Yeni tarih ise henüz belli değil. Kosova muhalefeti 2 yıl önce de meclis oturumunda gaz bombası kullanarak Kosova-Karadağ sınırının yeniden belirlenmesi anlaşmasının onaylanmasına engel olmuştu. Kıbrıs sorununun çözümü için yeni bir sürecin başlayıp başlamayacağına ilişkin diplomatik girişimler sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Schaeffer'ı kabul etti. Schaeffer, Kıbrıs sorununa ilişkin atılacak adımların iki tarafa bağlı olduğunu söyledi. Grand Montana sürecinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Kıbrıs sorununun çözümü için yeni bir süreç arayışı sürüyor. Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spear, iki toplum liderini yeniden bir araya getirmek için zemin yoklamayı sürdürüyor. Spear, temasları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi. Özel temsilci Spear, yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Rum lider Anastasiadis'le de görüştüğünü hatırlatarak, bundan sonra atılacak adımların iki tarafın tutumuna bağlı olduğunu söyledi. Elizabeth Spear'ın adanın her iki tarafında yaptığı temaslar, yeni bir süreç için zemin yoklama amacı taşıyor. Özellikle hedefse iki lideri gayri resmi bir yemekte yeniden bir araya getirerek süreç hakkında görüşlerini birinci elden aktarmalarını sağlamak. Aylardır İsrail'de gözaltında bulunan Filistin'in cesur kızı Ahed et-Temimi basına kapalı gerçekleştirilen duruşmada hakim karşısına çıkarıldı. Temimi 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Avukatı savcılığın ceza indirimi içeren teklifini kabul ettiklerini, Temimi'nin yazın serbest bırakılacağını açıkladı. Ofer cezaevindeki askeri mahkeme 17 yaşındaki Ahed et-Temimi'yi İsrail askerlerine saldırı suçundan 8 ay hapis ve yaklaşık 1400 dolarlık para cezası verdi. Temimi duruşmada işgal altında adalet yok, bu mahkeme yasa dışıdır diye bağırdı. Temimi'nin avukatı Gabi Laski, 14 yıl hapis cezası talep eden savcılığın ceza indirimini içeren teklifini kabul ettiklerini açıkladı. Laski, teklifi kabul ettik ve daha ciddi suçlamalar yöneltilmesini önledik. Tutukluluk süresi cezadan düşülecek, yani Temim yazın serbest kalacak. Teklifi kabul etmeseydik, yıllarca hapiste kalmasına neden olacak bir ceza alabilirdi, dedi. Yargılama sürecini saçmalık olarak tanımlayan Laski, diğer Filistinli gençlerin işgale direnmesini önlemek için gözdağı vermeye çalışıyorlar, dedi. Uluslararası Af Örgütü elektronik posta yoluyla yaptığı açıklamada kararın uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Açıklamada İsrailli yetkililer küçük direniş eylemlerine orantısız cezalar vermeyip bırakmalı. İsrail'in işgaline karşı çıkma cesareti gösteren Filistinlileri çocuklar dahil acımasızca hedef almak kabul edilemez ifadeleri yer aldı. Ofer Askeri Mahkemesi Ahed et-Temimi'nin annesi Neriman et-Temimi'yi de 8 ay hapis cezası ve yaklaşık 1700 dolar para cezasına çarptırdı. Bassem Temimi ise İsrail'in ikiyüzlülüğüne dikkat çekti. Kendi askerleri çocuklara ateş ederken, onları öldürürken sesleri çıkmıyor. Ancak küçük bir çocuk askerlerini tokatladığında deliye dönüyorlar ve medya yoluyla, propagandayla kendilerini haklı göstermeye çalışıyorlar. Ahed et-Temimi 19 Aralık'ta evine düzenlenen baskın sonrası gözaltına alınmıştı. İşgalci İsrail askerlerine karşı dik duruşuyla Filistin direnişinin sembollerinden olan Temimi, 2012'de İstanbul'da Hanzala Cesaret Ödülü'ne layık görülmüştü.
İngiltere ve Rusya arasındaki casus krizi karşılıklı atışmalarla sürüyor. Londra, Moskova'yı düşmanlarını ortadan kaldırma programı yürütmekle suçladı. Moskova ise Londra hükümetinin güvenliği sağlayamadığını savunarak soruşturmaya dahil olmak istediğini belirtti. Londra-Moskova hattında soğuk savaştan bu yana en ciddi krizlerden biri yaşanıyor. İngiltere ve Rusya arasındaki ajan krizi tarafların karşılıklı suçlamalarıyla gittikçe derinleşiyor. Rusya, ajan Sergei Skripal ve kızına yönelik sinir gazı saldırıyı İngiltere'nin yapmış olabileceğini öne sürdü. Hatta İngiltere'yi kendi topraklarında terör saldırısına izin vermekle suçladı. Delile zarar vereceği endişesiyle Londra'ya güvenmeyen Moskova soruşturmaya dahil olmak istedi. Rus yetkililer kimyasal silahların yasaklanması örgütünün yaptığı incelemeyi kabul etmeyeceklerini söyledi. Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'la görüşen ABD Başkanı Donald Trump da Rusya'nın saldırının arkasında olduğu konusunda hemfikir olduklarını belirtti. İngiltere ve Rusya arasındaki gerilim Brüksel'in de gündemindeydi. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, sinir gazı saldırısı sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeniden seçilmesini kutlama havasında olmadığını söyledi. Rusya'nın 2016'daki Amerikan başkanlık seçiminde 21 eyalette oylara müdahale ettiği ileri sürüldü. İddia Amerika Birleşik Devletleri Senatosu İstihbarat Komitesi'nin Rusya raporunda yer aldı. Rusya'nın 2016'daki Amerikan başkanlık seçimine müdahale ettiği iddiası gündemden düşmüyor. Konuyu inceleyen Amerikan Senato İstihbarat Komitesi taslak raporunu açıkladı. Raporda iddia edilene göre Donald Trump'ın kazandığı başkanlık seçimine Rusya müdahalede bulundu ancak başarılı olamadı. Moskova 21 eyaletin oy veri tabanına sızmaya çalıştı ve sadece birinde amacına ulaştı. Sızılan veri tabanında ise oyların değiştirildiği yönünde kanıt olmadığı vurgulandı. Federal Soruşturma Bürosu FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı'nın Rusya'nın müdahalede bulunduğu eyaletleri uyardığı ancak durumun ciddiyetini yeterince anlatmadığı kaydedildi. Raporda Rus hükümetinin Amerikan oy sistemindeki zayıflıkları kolladığı öne sürüldü. Amerikan Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi ise yürüttüğü soruşturmada Trump'ın seçim ekibiyle Rusya arasında herhangi bir gizli işbirliği olmadığı kanaatine varmıştı. Bu arada Kongre'de yürütülen soruşturmalar özel yetkili savcı Robert Mueller'ın soruşturmasından ayrı nitelik taşıyor. Mueller da başkanlık seçimlerine müdahale ve Trump'ın ekibinin Rusya'ya gizli anlaşma yaptığı iddialarını soruşturuyor. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir kişi av tüfeğiyle 5 kişiyi öldürdü. Aralarında husumet bulunduğu öne sürülen bir kişi İbrahim Esen'in Şarkışla'ya bağlı Ortaköy'deki evine gitti. Evde İbrahim Esen, Cennet Esen ve çiftin oğulları Tarık Esen'e av tüfeğiyle ateş açtı. Köylülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ve jandarma ekipleri İbrahim, Cennet ve Tarık Esen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinden kaçan saldırgan daha sonra köydeki bakkal dükkanına gitti. Burada dükkan sahibi Celal Koray'la oğlu Taylan Koray'a av tüfeğiyle ateş açtı. Baba oğul olay yerinde yaşamını yitirirken zanlı bakkal sahibi Celal Koray'ın otomobiliyle kaçtı. Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı. İstanbul Esenyurt'ta komşusuyla tartışan bir kişi pompalı tüfekle çevreye ateş açtı. Olayda biri çocuk, 5 kişi yaralandı. Komşusuyla tartıştı, pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Olay İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. İddiaya göre iki komşu arasında husumet vardı. Akşam saatlerinde yeni bir tartışma çıktı. Gerginlik büyüdü. Taraflardan biri pompalı tüfeğini aldı, dehşet saçtı. Mahalleli büyük korku yaşadı. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Olayda 5 kişi yaralandı. Yaralılardan biri 14 yaşında bir çocuktu. Mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Nenemgile gelirken ateş ettiler. Bacağımdan yaralandım. Kaçmayı sağladık. Çevik kuvvet ekipleri olay yerinde önlem aldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İkisinin durumu ağır. Çocuğu parktan getiriyordum. İşte oradan bir ses geldi. Ben önce havayı fişek zannettim. Herkes kaçmaya çalıştı yani. Kendini saklamaya çalıştılar.
Ben de çocuğu aldım, bir kapıya saklandım, kapının arkasına saklandım. Polis saldırganla birlikte çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Sahte parayla terör örgütüne finansman sağlıyorlardı. İstanbul'da bir matbaaya yapılan baskında tam 7 milyon lira sahte para ile geçirildi. Kalpazanların dikkat çekmemek için banknotları 20 lira olarak bastıkları ortaya çıktı. Ümraniye'deki bir matbaaya sahte para basıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. Şu an masanın üzerinde 7 milyon liralık sahte para bulunuyor. Şebeke üyeleri özellikle 20 liralık banknotları tercih ediyor. Çünkü bunları piyasada sürmek ve kullanmak çok rahat oluyordu. Sahte parayla terör örgütüne finansman sağlandığı ortaya çıktı. Matbaayı işleten iki kişi aranıyor. Şüphelilerin benzer suçlardan sabıkası olduğu da belirlendi. Yankisiciler yeni bir taktiğe başvuruyor. Kavga ediyormuş gibi yapıp aralarına aldıkları kişilerin de paralarını çalıyorlar. Tantanacılık adı verilen bu yöntemle 2 ayda yaklaşık 100 bin lira çaldılar. Hırsızların sahte kavgası güvenlik kameralarına bakın nasıl yansıdı. Kavga ediyormuş gibi yaptılar, binlerce lirayı böyle çaldılar. İstanbul polisi tantanacılık yöntemiyle hırsızlık yapan bir çeteyi yakaladı. Hırsızların güvenlik kamerasına yansıyan yöntemleri de şaşırttı. Görüntüler Fatih'ten. Abdülkadir Özkoç işlek bir caddede yürüyordu. Yanına yaklaşan iki kişi birden kavga etmeye başladı. Birbirlerini iterek Özkoç'un yanına yaklaşan zanlılar onu aralarına aldı. Daha ne olduğunu bile anlayamayan adam cebindeki 2500 dolarla 605 avroyu çaldırdı. Fark ettiği anda da zanlıları kovaladı ama yakalayamadı. Şikayet üzerine polis soruşturma başlattı. Kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin tantanacılık yöntemiyle 2 ayda yaklaşık 100 bin lira çaldığı ortaya çıktı. İstanbul'da çalıntı araçla yola çıkan 3 şüpheli basın ekspres yolunu birbirine kattı. Biri tır olmak üzere tam 7 araca çarptılar. Kaçarken yanlarındaki binlerce lirayı da yola saçtılar. Zanlılardan biri yakalandı. Polis şimdi diğer 2 şüphelinin peşinde. Çalıntı olduğu belirlenen lüks araç polisi alarma geçirdi. Şüpheliler polisin dur ihtarına uymadı. Ardından olanlar oldu. Akşam saatlerinde basın ekspres yolunda film gibi kovalamaca yaşandı. Arkadan geliyordu. Herkese çarpa çarpa ilerlemeye çalışıyordu. Biz de kaçamadan çarparak biz de geçti. Benim gördüğüm 4-5 tane var benimle beraber. Bazı sürücüler de kovalamacaya dahil oldu. Aracı durdurmak için yolu kesmeye çalıştılar. Ama şüphelileri durdurmak kolay olmadı. Çalıntı araç yoluna çıkanlara çarparak ilerledi. Facia olabilirdi. Birkaç araca birden çarparak hızlı bir şekilde devam etti. Zaten ekipler takip etti. Şüpheliler biri tır, 7 araca çarptı. Kovalamaca 2 telli mevkiinde son buldu. Yolu kesen sürücüler sayesinde fazla ilerleyemeyen 3 şüpheli aracı terk etti. Bu kez yaya olarak kaçmaya devam etti. Polis şüphelilerden birini yakaladı. Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor. Aracınsa 2 gün önce çalındığı belirlendi. İstanbul'da bir sürücü vitesi karıştırınca aracıyla bir apartmanın kapısına çarptı. O anlarda binanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Vitesi karıştırdı, aracıyla apartmana girdi. İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yaşayan Hatice Akkaya işe gitmek için evinden çıktı, apartmanın önündeki aracına bindi. Otomobiliyle geri giderek çıkacaktı ama olmadı. Dalgınlıkla geri vites yerine aracını ileri vitese aldı. Harekete geçen otomobil 4 katlı apartmanın kapısına çarptı. Büyük şok yaşayan sürücü bir süre araçtan inemedi. Yardımına gürültü duyan bir apartman sakini yetişti. Apartmanın kapısı hasar gördü. Otomobil çekici yardımıyla çıkarıldı. Kaza çalışması yapılan alanda patlama oldu. İşçiler ölümden saniyelerle kurtuldu. İşte o anlar. Ölümden kıl payı kurtuldular. Can havliyle kaçtılar.
İstanbul Bayrampaşa'da işçiler kaldırımda fiber optik hattın yenilenmesi için kazı yapıyordu. O sırada bir patlama yaşandı. Alevleri gören işçiler korkuyla geri çekildi. Ölümden dönen işçilerin o anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Patlamanın başka bir kazı nedeniyle zarar gören elektrik kablolarından kaynaklandığı belirlendi. Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde obruk oluştu. Obruk köyde tedirginliğe neden oldu. 5 metre çapında 48 metre derinliğinde oluşan obruğu köylüler kendi imkanlarıyla kapatmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayınca durumu yetkililere bildirdi. AFAD uzmanları obruğun dolgu malzemesiyle kapatılmasını kararlaştırdı. Ancak kamyonlarla dökülen hafriyata rağmen çukur kapanmadı. 200 haneli köyde oluşan obruk köy sakinlerini tedirgin etti. Bura çökmüş, obruk oluşmuş. Buraya yaklaşık 70 kamyon kadar harfiyat döktüler. Yine de dolmadı. Gelen mesela 2 tonluk bir beton attılar, demirli. O bile aldı götürdü onu. 60-70 kamyon toprak döktüler, aldığını götürüyor. Bir dolduğu yok görür bir yerde. Yani evim de yakın, belki buradan evin altından yakından gidiyorum diye korkuyorum burayı görünce. Obruğun altındaki suyun kullanılıp kullanılmayacağı gerekli incelemelerden sonra belirlenecek. Bu su bize yani yüzeye çıkarılıp içmede olmuyorsa yani kullanma veya arazi sulamasında bize yani bizim her türlü suya ihtiyacımız var. Kullanmak istiyoruz. Bunun da gerekli incelemeler yapıldıktan sonra biz kullanabiliriz veya kullanılır kullanılmaz raporundan sonra bura doldurulacak. Öte yandan Kaymakam Mithat Gözen de beraberindeki heyetle köyde incelemelerde bulundu. Pakistan Büyükelçiliği'nin düzenlediği Milli Gün etkinlikleri kapsamında Pakistan'ın milli yemekleri Ankara'da tanıtıldı. Birbirinden güzel yemekler, Pakistan'dan gelen aşçılar ve Pakistan Büyükelçisi Sajat Gazi tarafından hazırlandı. Yeşillikler, soğan, domates, et ve bolca baharat. Görüntüler Pakistan Yemek Festivali'nden. Pakistan mutfağının en seçkin örnekleri Ankara'da tanıtıldı. Yemekleri Pakistan Büyükelçisi Sajat Gazi ve Pakistan'dan gelen aşçılar hazırladı. Baharat Pakistan mutfağının olmazsa olmazı. Farklı baharat türlerinin bir araya gelmesi Pakistan mutfağına eşsiz bir lezzet katıyor. Pakistan yemeklerinin temel sırrı sevgiyle pişirilmesidir ve çok çeşitli baharatlar kullanırız. Ancak bazı baharatları Türkiye'de bulmamız zor oluyor. Yemek yapmayı seven Pakistan Büyükelçisi Gazi'nin Türkiye'de favorisi kahvaltı. Bazı yemekleri evde ben yapıyorum. Evde çok iyi bir öğretmenim var. Türk yemeklerini çok seviyoruz. Özellikle Türk kahvaltısına bayılıyoruz. Pakistan mutfağının eşsiz lezzetleri 2 gün boyunca başkentlilerin beğenisine sunulacak. Damat polis, gelin polis. Düğünün adresi ne bir salon ne de bir kır bahçesi. Gelin arabaları da düşündüğünüzden çok farklı. Antalya'daki polis çiftin düğününden özel görüntüler geliyor ekrana. Oğlan polis, kız polis. Düğünün adresi ise Antalya Emniyeti Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün bahçesi. Çift nikah masasına konfetilerin değil polis kalkanlarının arasından geldi. Polis memuru Ceren Ekinci ile meslektaşı Taha Yasin Gül birlikte görev yaptıkları yerde hayatlarını birleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türil'in kıydığı nikahın şahitleri de Vali Münir Karaloğlu ve Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya. Bu seferki heyecan operasyondakilerden çok farklı. İki cihanda da et! Büyük bir sürpriz oldu. Bilmiyorduk böyle bir şey yapıldığını. Ve geldiğimizde çok mutlu olduk. Türkiye'de bir ilk bu. Çok teşekkür ediyoruz. Hiç aklıma gelmezdi. Sürpriz oldu. Bugün biz yeni geldik buraya. Yeni öğrendik. Görevlerde omuz omuza verdikleri ekip arkadaşları bu kez en mutlu günlerinde onlara eşlik etti. En güzeli hak ediyorlardı. Onlar için çok güzel bir anı olacak bu. İnşallah bir ömür boyu mutlu olurlar.
çift polis memuru olunca düğün arabaları da ona göre ayarlandı. Nikah kıyılan çift çevik kuvvet polisi olunca gelin arabası da Toma oldu. Çiçeği burnunda çift önceleri toplumsal olaylara müdahale ettikleri araçla mutluluğa yol aldılar. Dün Down sendromu farkındalık günüydü. Artı bir farkla tıpkı sizin gibi izleyen Down sendromlularla tanıştıracağız şimdi sizleri. Eğitim ve sabırla büyük başarılara imza atan o mutlu yürekler geliyor ekrana. Yok. 27 yaşındaki Erzurumlu Selçuk Davulcu er meydanına çıktı. Ataspor'unda hünerlerini sergiledi. Selçuk Davulcu özel bir sporcu. Onun hayatında atların büyük önemi var. Yaklaşık 17 yıldır ata biniyor ve ustaca cirit oynuyor. Ataspor'u cirit, Down sendromlu Selçuk Davulcu için tutkuya dönüşmüş. Seviyor musun atı? Seviyorum, seveceğim, öpeceğim. Selçuk atlara, atlar da ona hayran. Bazen mesela ata bindirdiğimiz zaman Selçuk kaçar ki acaba birisi indirir gibisinden düşünceye kapılır. Kendi başına gezer doğada, bir müddet sonra tekrardan gelir. Lisanslı ciritçi Selçuk Davulcu azmiyle bütün gençlere örnek. Afyonkarahisar'da da Down sendromlu çocuklar garsonluk yaptı. Teşekkür ederiz. Sıcakkanlı davranışlarıyla ilgi odağı olan Down sendromlular müşterilerle tek tek ilgilendi. Ben Senep. Mutlu musun? Evet. Ablalarını sevdin mi? Evet sevdim. Her gün. Şırnağ'ın Silopi ilçesinde de Down sendromlu çocuklar unutulmadı. Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Dünya Medya Köşesi'ndeyiz. Gazetelerin manşetlerini aktarmaya başlıyoruz. Habertürk gazetesi. Çiftlik üssü tam takır özel haberinde 511 milyon liralık çiftlik bank vurgunundan geriye sessiz bir villa, ağzı açık boş bir kasa ve kağıt öğütme makinesi kaldı. Son yılların en büyük saadet zinciri dolandırıcılığı çiftlik bank soruşturmasında CEO Mehmet Aydın'ın Uruguay'a 2,5 ay önce kaçtığı belirlendi. Aydın'ın İstanbul Beykoz'daki kartal yuvasını andıran 3 katlı havuzlu lüks dolandırıcılık villasına birkaç gün önce mali şube, önceki günse icra ekipleri baskın yaptı. Boş kasayla karşılaşan ekipler 31 sandalyeli toplantı masası, bir projektör, bir buzdolabı, bir dondurucu, 2 fırın, bir tost ve bir kağıt öğütme makinesi kayda aldı. Sisteme para yatıran kişi sayısının 100 bini geçtiği tespit edilirken kayıtların tutulduğu ana bilgisayara da el konuldu. Çiftlik üstü tam takır manşetinde çilingirli tutanak denilmiş bu özel haberde villanın sahibi Seda Rabia Arslaner Silahtar'ın 2 aylık kira ödemeyince şirketin çiftlik bank olduğunu öğrendiği yazıyor. Silahtar'ın avukatıyla villaya giden icra ekibi çilingir ve güvenlik görevlisi eşliğinde içeriye girdiğini yazan tutanak tuttu. Aydın Uruguay'da lüks bir yaşam kurdu. En ünlü mahallede ev kiraladı. 640 bin liralık Ferrarisi komşuların dilinde. Uruguay'dan da kaçtığı iddiası var Habertürk gazetesinin manşetinde. Münbiç'te hakkın yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Amerika'ya dönük ifadeleri Trump'ın kendi adına konuşanlara ayar vermesi lazım. Münbiç'ten çıkmayacaklarmış. Bırakın çıkmamayı, orada bulunmaya hakkınız yok. 11 bin kilometreden buraya niye geliyorsunuz? Geldiler, YPG'yi soktular, Arapları kovdular. Etkisiz hale getirilen terörist 3698. PKK rahat durmuyor. Bu sefer Irak'ta hareketlenmeye başladılar. 2 gün içinde Kuzey Irak'ta 38 PKK'lıyı da etkisiz hale getirdik. Devam ederse daha ileri gideriz. Şu an Mehmet'imiz gereğini yapıyor sözleri Habertürk gazetesinin ilk sayfasında. Kuzey Irak'a güvenlik duvarı aynı konuyla devam edelim. Hürriyet gazetesinin manşetine taşınıyor. Komando geçici üs kuruyor. Kuzey Irak'ta terör kuşağına karşı operasyonlar yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri terörist sızmalarını önlemek için Irak'ın içlerinde 15 kilometrelik bir güvenlik kuşağı oluşturdu.
Genelkurmay dün Kuzey Irak'ta Hakurk bölgesinde düzenlenen hava taarruzunda 8 teröristin öldürüldüğünü, böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısının 38'e yükseldiğini açıkladı. TSK'nın son operasyonları geçmiştekilerden farklılık gösteriyor. Hakurk, Kaniraş bölgesinde komandolar dağlık bölgede teröristlerin saldırı hazırlığında olduğunu tespit etti. Komandolar teröristlerin bulunduğu yerlerin koordinatlarını bildirdi. Türk savaş uçakları bölgedeki teröristleri hava taarruzuyla vurdu. Darbeli vuruş olarak değerlendirilen bu sınır ötesi operasyonların ardından komandolar geçmişteki gibi Türkiye'ye dönmüyor. Bölgede geçici üst kurup bölge risk ve analizine göre konuşlanıyorlar. Komandolar Kuzey Irak ilçelerinde 15 kilometrelik bir güvenlik kuşağı oluşturdular demiş. Ve Mehmetçi'ye selam. Bir diğer haber başlığı, TSK ve ÖSO'nun Afrin'e girmesiyle birlikte bölge halkının rahatladığı gözleniyor. Sınır hattında askeri araç sevkiyatı da devam ediyor. 2. Ordu Komutanı Kor General İsmail Metin Temel önceki gün Afrin'i ziyaret etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar da sınırdaki birliklere moral verdi. Başlıkları Hürriyet gazetesindeydi. Gelelim Milliyet gazetesine. Manşette yine Afrin'den yansıyan fotoğraf karelerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını görüyoruz. Sizi Allah gönderdi. Kürt, Arap, Türkmen fark etmeksizin halkın büyük desteği Mehmetçiğin Afrin destanını perçinliyor. Bu fotoğraf karesi de Mehmetçik'le birlikte çocukların ve Afrin halkının bir arada görüldüğü bir fotoğraf karesi. Teröristlerin engellemesi nedeniyle uzun süre ailesiyle Afrin'den çıkamayan 70 yaşındaki Kürt kökenli Suriyeli Nur Temeş yolda karşılaştığı komandolara "Rabbim sizden razı olsun, bizi kurtardınız" dedi. Afrinliler köylerinde, mahallelerinde gizlenen 18 teröristi daha Mehmetçi'ye teslim etti. Erdoğan'dan Trump'a hadsizliğin önünü kes başlığını da görüyoruz. Amerika Başkanı Donald Trump'a seslenerek ülkenize yönelik politikalarda bu kafa karışıklığını giderecek, artık hadsizlik boyutuna varan açıklamaların önünü kesecek bir tavır ortaya koymasını bekliyoruz. Sayın Trump adına konuşanlar ne dediklerinin farkında değiller. Sayın Trump'ın bunlara bir ayar vermesi lazım ifadeleri yer buluyor. İnanmayan gitsin baksın, Başbakan Binali Yıldırım'ın 16 yılda 4 milyar 39 milyon fidanı toprakla buluşturduk. İnanmayan gitsin saysın, ben şahidim, bölünmüş yolların üzerinde ağaçlar diktik. Ülkemizin %29'u ormanlarla kaplı, 2023 sonuna kadar %30'a çıkaracağız. 2002'de %23 seviyesindeydi dedi ve Nevruz gününde, Nevruz kutlamaları ve de Dünya Ormancılık Günü'nde külliyede düzenlenen etkinlikte konuştu. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Başbakan Binali Yıldırım bu açıklamalarına yer veriyor Milliyet gazetesi. Posta gazetesine de bakalım. Vay arkadaş manşetini görüyoruz Posta gazetesinde. Tosun lakaplı Mehmet Aydın çiftlik bankla 2 sene boyunca 80 bin kişiyi rahatça dolandırmış. Topladığı 511 milyon lira parayla da rahat rahat Uruguay'a kaçmıştı. Ama Tosun 2,5 milyon liralık Ferrari'siyle sokaklarında fink atınca Uruguay devleti şüphelenip inceleme başlattı. Panik olan Tosun kaçtı. Mehmet Aydın'ın Ferrari'yi satın aldığı kişi de Uruguay'da çiftlikleri 30 milyon dolar dolandırıp kaçmış. Ferrari'sinin 2,5 milyon lira olduğu, Uruguay'da lüks bir malikanede kaldığı ve bir de yat aldığı belirtiliyor. Bakalım, bir de jet fotoğrafı var. Eşi için jet kiralamış diye yazıyor. 2017'de gittiği ortaya çıktı. 17 Mayıs tarihinde gittiği ortaya çıktı denilmiş Uruguay'a. Çeşitli iddialar var Mehmet Aydın'la ilgili olarak. Çiftlik Bank mağdurlarının da bu konuyla ilgili tabii mağduriyetlerinin giderilmesi konusundaki beklentileri büyük diyelim. Evet, gazetelerin manşetlerinde, ilk sayfa haberlerinde yer alan gelişmeleri, haberleri paylaştık sizlerle. Şimdi de sizlerden gelen fotoğraf ve mesajlarla devam edelim. Twitter adresimiz TRT Dün Bugün ve sizlerden gelen fotoğraflardan ilki
Erdal Kazancı'dan mutlu bir gün geçirmeniz dileğiyle demiş. Bir sanırım hastane odasından geliyor bu fotoğraf. Efendim, hastamıza acil şifalar dileyelim. Bütün hastanede olanlara, şu anda biz hasta yataklarında izleyen tüm seyircilerimize geçmiş olsun dileklerimizi, acil şifalar dileklerimizi gönderelim. İzleyicimiz Erdal Kazancı'ya da teşekkür edelim. Portakal kokulu şehir Adana Kozan'dan selamlar demiş Erhan Ercan. Mis kokulu bu iki yavrumuzun fotoğrafını göndermiş o da bize. Maşallah, Allah bağışlasın. Bu gülen yüzleri hiç soğumasın. Ne güzel abla kardeş poz vermişler. Adana'ya sevgiler, selamlar. Bakalım Adana'dan Edirne'ye gideceğiz. Küpdere gençlerinin fotoğrafı geliyor efendim. Çaylar hazırlanmış, kahvaltılar, pastalar yeniyor. Bu evet bir gün akşamdan kalma bir fotoğraf galiba. Sabah sabah yaş pasta yenmez herhalde. Bir kutlamaysa tebrik edelim biz de. İzleyicimize teşekkür edelim. Murat Gündoğdu da Samsun'dan herkese selamlar diyor. Evdeki yaramazların, yakışıklıların fotoğrafını paylaşıyor efendim bizimle. Bir de öz çekim yapmış seyircimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Yazıoğlu da günaydın demiş. Yeğeni Ali'nin fotoğraflarını göndermiş o da. Ne güzel bugün çocuklarla şenlendi ekranımız. Çok teşekkür ediyoruz. Maşallah hep böyle gülümsesin yüzü Ali'nin de. Sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Okul hazırlığındalar anlaşılan. Herkese zihin açıklığı diliyoruz. Tüm okula gidecek olan öğrencilerimize iyi dersler dileyelim. Öğretmenlerimize de iyi dersler dileyelim. Hamdi Baltaş, tirşik hazır buyurun demiş Kahramanmaraş Andırı'ndan. Doktor da denilen çorba 2 günlük hazırlıktan sonra çorba haline geliyor. Nasıl hazırlanıyor acaba onu da merak ettik Hamdi Bey. Bir ara yazarsanız biz de paylaşırız izleyicilerimizle. Tirşik çorbası efendim kaynıyor, hazırmış şifa niyetine, içenlere afiyet olsun. Afrin demeye geçen bütün askerlere, TRT ailesine selam olsun demiş Abdullah Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel çiçeklerle ekranımızı renklendirdiniz. Sinop Gerze'ye gidelim Hıdırlı köyünden. Türkiye'ye günaydın demiş Bayram Ay. Benim tarihi eser koltuklar diyor. Ne güzel, belli ki el emeği. Çay keyfi de bu güzel koltuklarda, sedirlerde. Gayet güzel bir fotoğraf olmuş. Çok teşekkür edelim. Günaydın Sinop'a, Gerze'ye, Hıdırlı köyüne sevgiler, selamlar. Şöyle güzel bir bahar çiçeği daha paylaşalım, ekranlara gelsin. Baharın müjdecisi, artık tam takvim olarak da bahar ayına girmiş durumdayız, mevsimine. Mehmet Özer'den Tavşanlı Kuru Çay'dan tüm Mehmetçiklerimize bizden de selam olsun demiş. Afrin'den Tavşanlı'ya selam varmış efendim. Askerlerimize biz de selamlarımızı gönderelim. Mehmet Özerdem'e teşekkür edelim. Evet, bahar dedik. Kirazlar da çiçek açmış. Bu yıl telaş erken başladı diyor Bekir Sönmez Gazi Paşa Doğanca'dan bize. Kiraz çiçeklerinin fotoğrafını gönderiyor. Bakalım telaş erken başladı. Umarım ürünleriniz de bir o kadar verimli, bereketli olur, bol olur diyelim. Ardından da bu baharın müjdecisi hava sıcaklıkları, bakalım bugün ve yarın nasıl olacak? Değerler gelecek ekrana. Saat başında da haberlerle buradayız. Bazı illerdeki hava durumuyla günün en yüksek sıcaklığı şöyle olacak. Marmara bölgesi hafif sağanak yağışlı, Trakya kesimi yağmurlu. İstanbul 10, Bursa 17, Kocaeli 11, Balıkesir 16, Edirne 8, Çanakkale ve Sakarya 12, Tekirdağ 10, Kırklareli 7, Yalova 13 derece. Ege bölgesi parçalı çok bulutlu, Kütahya hafif sağanak yağışlı. İzmir, Denizli ve Manisa 24, Afyonkarahisar 19, Kütahya 21, Muğla 18, Aydın 25, Uşak 20 derece. Akdeniz bölgesi parçalı az bulutlu. Adana ve Kahramanmaraş 23, Antalya 21, Mersin 22, Isparta 18, Hatay ve Osmaniye 24, Burdur 19 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı çok bulutlu. Ankara, Eskişehir ve Çankırı hafif sağanak yağışlı. Ankara ve Sivas 19, Konya 24, Kayseri 22, Eskişehir 21, Nevşehir ve Kırşehir 20, Kırıkkale 21, Aksaray 22, Çankırı 19 derece. Batı Karadeniz bölümü hafif sağanak yağışlı. Bolu ve Düzce 18, Zonguldak 11, Sinop 12, Karabük 20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı çok bulutlu. Samsun 14, Trabzon ve Ordu 17, Rize 21, Artvin 20, Çorum 19, Gümüşhane 18, Giresun 17, Amasya 23, Bayburt 16 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu. Erzurum 13, Erzincan 19, Malatya 21, Elazığ 20, Kars 14,
Van 14, Hakkari 16, Bitlis 13, Tunceli 20, Ardahan 11 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu. Diyarbakır ve Gaziantep 22, Şanlıurfa ve Batman 24, Mardin 20, Siirt ve Adıyaman 22, Kilis 23 derece. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ne hem Türkiye karşıtı açıklamaları hem de Münbiç üzerinden eleştirdi. ABD Başkanı Trump'a seslendi. Trump adına konuşanlar ne dediklerini bilmiyor. Sayın Trump onlara ayar vermeli dedi. Münbiç'ten çıkmamayı bırakın, orada bulunmaya hakkınız yok sözleriyle tepkisini sürdürdü. Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya Başbakanı Merkel'e tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, Merkel'in Zeytin Dalı Harekatı hakkında gerçekle ilgisi olmayan açıklamaların kabul edilemez olduğunu belirtti. Açıklamada, bazı müttefiklerimizin olan bitene terör örgütlerinin merceğinden bakma eğilimini yadırgıyoruz ifadesi kullanıldı. Terörle mücadele yalnızca Suriye'de değil, Irak'ın kuzeyinde de devam ediyor. Mehmetçik, Hakurk Kani Raş bölgesinde teröristlerin izini sürüyor. Hava destekli yürütülen operasyonlarda şimdiye kadar 41 terörist etkisiz hale getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletimizle birlikte Daha Yeşil Türkiye programında kürsüdeydi. Sözlerine Nevruz'u kutlayarak başladı. Cumhurbaşkanı ağaçlandırma kampanyası başlattı. 23 milyon aileye mektupla Karaçam gönderileceğini duyurdu. Erdoğan ilk mektubu 15 Temmuz'da şehit düşen kahraman Ömer Halis Demir'in ailesine gönderdi. İstihdamı ve vergi teşviklerini arttırmaya yönelik torba tasarı meclisten geçti. Tasarı asgari ücretten hurda araç düzenlemesine, prim ve vergi teşviklerine kadar pek çok düzenlemeyi içeriyor. Evet, torba tasarı kabul edildi. Son başlığımız buydu. Tam da bu haberin ayrıntısını aktararak başlayalım. Yeni saat dilimimize bir saati geride bıraktık TRT Haber'de dün bugün de. İstihdamı ve vergi teşviklerini arttırmaya yönelik torba tasarı meclisten geçti. Asgari ücretten hurda araç düzenlemesine, prim ve vergi teşviklerine kadar pek çok düzenleme bu torba tasarıda kabul edildi. Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. İstihdam, vergi teşvikleri, konut ve çeyiz hesaplarına devlet desteği. Torba tasarı hayatın pek çok alanına dokunuyor. Asgari ücrette yıl boyunca düşüş olmayacak. İşverenlere 100 lira devlet desteği devam edecek. 16 yaşın üzerindeki araçlarını hurdaya ayıranlara yeni araç alımında 10 bin liraya kadar ÖTV teşviği sağlanacak. İşverenlere kapsamlı istihdam desteği getiriliyor. Prim ve vergi teşvikleri 2018 yılında da sürecek. Terör olaylarında hayatını kaybeden sivillerin yakınlarına ikinci istihdam hakkı sağlanıyor. Maden kazalarında ölenlerin yakınlarından bir kişi kamuya alınacak. İşe giren gençlerin yetim aylığı kesilmeyecek. Konut ve çeyiz hesabı açtıranlara devlet katkısı artırılacak. 20 bine ilave 5 bin sözleşmeli öğretmen daha alınacak. Amatör spor kulüplerinden gelir vergisi alınmayacak, alınan vergiler geri ödenecek. Nişasta bazlı şeker kotası da %10'dan %5'e indirildi. İnternetten radyo ve televizyon yayınları için RTÜK'ten yayın lisansı alınacak. Eski bakan ve milletvekillerine görevdeyken verilen diplomatik pasaportlar görevlerinin sona ermesi halinde de geçerliliğini devam ettirecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerde ittifak konusu ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değindi. İttifaka karşı değiliz diyen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylarının ise parti meclislerince belirleneceğini söyledi. Nevruz Bayramı'nı kutluyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CNN Türk'e konuk oldu. Gündeminde ittifak konusu vardı. İttifaka karşı değiliz. Ama ittifak yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Önümüzdeki süreç içinde elbette ki, yani şu anda benim kalkıp da biz ittifak yapacağız demem çok doğru değil. Önce bakılacak, ittifakın yararları var mıdır, ittifakın zararları mı vardır, neler getirecek, neler götürecek, diğer partiler bu konuda ne düşünüyorlar, diğer partilerin görüşleri nedir, ne değildir. Biz eğer bir ittifak yapacaksak Türkiye'nin çıkarlarını göz önünde bulunduracağız. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değindi. Çıkaracağımız adayın bizim dışımızdaki seçmen kitlesinin de
kabul edeceği türden bir aday olması lazım. Topluma güven vermesi lazım. Cumhurbaşkanı adayının dediğim gibi yıpranmamış, artı gerçekten topluma önemli hizmetler vermiş kişiler arasından seçilmesi gerekir. Parti meclisinin gündemine geldiği zaman oturup parti meclisinde görüşeceğiz. Kimi aday yapalım, kimi yapmayalım diye. Başbakan yardımcısı Recep Akdağ, çocuk istismarına karşı acil eylem planı hazırladıklarını söyledi. Çocuk istismarının önlenmesine yönelik komisyonun başkanı olan Akdağ, çalışmanın Nisan ayında meclise gönderileceğini söyledi. Cezaları ağırlaştırmak, özellikle tecavüz ve hele hele öldürme varsa cezaların en ağırını verme eğilimimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bize talimatları bu yöndedir. Bu sene için bir acil eylem planı hazırlayacağız. Hazırladık aslında söylediğim gibi. Nihayetinde bunu önümüzdeki günlerde Sayın Başbakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza ben takdim edeceğim. Düzenlemeler yapacağız, kanuni değişiklikler yapacağız. Birkaç detayına kısaca girerim. Ancak ondan sonraki dönemin stratejisini ve eylem planlarını da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız şekillendirecek. Bu ay içerisinde bitirmeyi hep planladık. Ama belki işte Nisan'ın ilk haftasına ya da haftalarına sarkabilecek. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, FETÖ iltisakı nedeniyle kamudan ihraç edilen memurlara yargı yolunun açık olduğunu söyledi. Meclis Genel Kurulu'nda soruları yanıtlayan Elvan, OHAL Komisyonu'nun kurulduğu ve itirazların orada değerlendirildiğini hatırlattı. Kamudan atılan personelin hepimiz biliyoruz ki bu Fethullahçı terör örgütüyle ilişkisi olan, bu terör örgütü içerisinde yer almış olan kişilerden oluştuğunu hepimiz biliyoruz. Ancak bunlar arasında belki hata yapılmış olan bazı isimler söz konusu olabilirdi. İşte bunu da gidermek amacıyla yine kanun hükmünde kararname ile bazı devlet memurları kurumlarına geri iade edildi. Ve daha sonraki süreçte biliyorsunuz bir OHAL komisyonu oluşturuldu. Şu anda tüm itirazları OHAL komisyonu değerlendiriyor. OHAL komisyonu neticesinde de gerek duyulması halinde ilgili kişi yargıya başvurabilecek. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Doğan Medya Center'ın işgali davasında karar çıktı. 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi Doğan Medya Center'ın işgali davasında kararını açıkladı. Tutuklu yargılanan darbeci eski subaylar Mehmet Akif Arslan, Erdal Şeker ve Süleyman Ahmet Kaya'ya anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 15 Temmuz darbe girişiminde Bağcılar'daki Doğan Medya Center işgal edildi. Yayını kesilmiş ve çıkan olaylarda bir kişi hayatını kaybetmişti. Davada 3'ü tutuklu 19 sanık yargılanıyordu. FETÖ soruşturmaları kapsamında Diyarbakır merkezli 10 ilde gözaltına alınan 54 askerden 18'i tutuklandı. Adıyaman merkezli 7 ille Trabzon ve Edirne'deki operasyonlarda da gözaltına alınan 41 kişiden 25'i tutuklandı. Fethullahçı terör örgütünde yönetici konumundaki bazı kişilerin ankesörlü telefondan örgüt üyelerini arayarak talimat verdiklerinin belirlenmesi üzerine Diyarbakır merkezli 10 ilde operasyonlar yapılmıştı. 7 Mart'ta gözaltına alınan 54 askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, 36'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adıyaman merkezli 7 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 15 eski polis de adliyeye sevk edildi. Sanlılardan 11'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Trabzon'daki soruşturmada gözaltına alınan 18 kişiden 7'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken Edirne'de yakalanan FETÖ şüphelisi 8 kişiden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Örgütün hakim ve savcı çalışma evlerine yönelik soruşturma kapsamında Tokat merkezli 5 ilde 4 eski hakim ve savcıyla 2 hakim adayı gözaltına alındı. Gaziantep merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 21, Eskişehir'de de 5 kişi gözaltına alındı.
Kayseri'de görülen FETÖ davasındaysa kapatılan Melikşah Üniversitesi'nin rektörü Mahmut Dursun Mat 10 yıl, genel sekreteri Veli Demirci ise 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bir önceki duruşmada salıverilen iki sanığın yeniden tutuklanmalarına karar verildi. Afrin operasyonundaki gelişmelerle devam edelim. Afrin ilçe merkezi teröristlerden arındırıldı. Zulüm ve baskıdan kurtulan halk rahat bir nefes aldı. Operasyonun ardından Türkiye bölgede insani yardım malzemeleri dağıtımını başlattı ve TRT Haber muhabiri Bülent Çulcuoğlu'nun izlenimlerini kameraman Bülent Seri'nin görüntüleriyle ekranlara getiriyoruz. Zeytin Dalı harekatıyla terör örgütü YPG PKK'dan temizlenen Afrin ilçe merkezinde hayatın tamamen normale dönmesi amacıyla çalışmalar devam ediyor. Şu anda kameraman arkadaşım Bülent Selin'le beraber Afrin ilçe merkezinin en işlek caddelerinden birindeyiz. Burası terör örgütünün sözde bir liderinin heykelinin olduğu bir noktaydı. O heykel yıkılarak parçalandı ekranlarda izlediğiniz gibi. Evet, kameraman arkadaşım Bülent Selin'le şimdi yavaş yavaş Afrin'in caddelerinde bir tur atacağız. Hemen karşısı Afrin'in yine bir başka caddesi. Yavaş yavaş artık insanlar burada iş yerlerini açmaya başladı. Caddelerde, sokaklarda özgürce, güven içerisinde gezmeye, dolaşmaya başladı. Ekranlarda izlediğiniz gibi burası da bir başka caddesi. Şu anda iş yerlerinin yavaş yavaş Afrin ilçesinde sokaklarda yavaş yavaş açıldığını görüyoruz. İnsanlar artık yeni hayata, yeni bir hayata, güvenli, huzurlu bir hayata başlamanın hazırlıklarını yapıyor yeni dönemde. Zeytin Dalı harekatıyla özgürleştirilen Afrin ilçesinde halk 6 yıl boyunca büyük acılar yaşadı. Ancak şimdi artık Afrin'de hayat daha da bir başka olacak önümüzdeki dönemde. Evet, şu anda hemen Afrin içerisinde yine kameraman arkadaşım Bülent Serin'le birlikte yürümeye devam ediyoruz. Afrin'de işte burada hemen kameraman arkadaşım gösterecek terör örgütünün elebaşısının bir portresi vardı. O da parçalandı. Halk tarafından parçalandı buradaki resim. Afrin halkı, çocuklar, gençler hepsi burada. Türkiye'nin sıcak eli, Türkiye'nin güler yüzü şu anda Afrin ilçesinde sivillerin üzerinde, sivillerin yanında Türkiye halkı ve Türkiye hükümeti. Evet, şu anda burada ekranlarda izliyorsunuz. Günlük olarak işte burada yardım dağıtımları yapılacak bundan sonra. İçeride bulunan sivillerin ihtiyaçları karşılanacak. Evet, yine gıda yardımları geliyor. Hemen kameraman arkadaşım Bülent Selin'le beraber. Evet, şu anda evet, patates yardımı, patates ve un yardımı dağıtılacak biraz sonra. O yardımlar şu anda dağıtım yerine götürülüyor. Afrin ilçesinde yine beraber Bülent Selin'le, kameraman arkadaşımla Afrin caddelerinde yürümeye devam ediyoruz. Burası da yine Afrin'in en işlek caddelerinden bir tanesi. En işlek caddelerinden bir tanesi. Ve şu anda insanlar, evet, sokaklarda, çocuklar sokaklarda, caddelerde, gençler, yine evet kadınlar, evet çocuklar şu anda el sallıyorlar. Evet, Afrinli çocuklar ve evet, Afrin'de şu anda sivillerin dönüşünün sağlanması amacıyla birçok noktada el yapım patlayıcı ve mayınların temizliği devam ediyor. Ve Afrin'deki operasyonda özellikle bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Ve hiçbir sivilin evine zarar gelmeden bir operasyon yürütüldü. Bakın, evlerde hiçbir zarar yok, hiçbir şekilde. Sadece teröristlerin kullandığı karargahlar vurularak buradaki teröristler etkisiz hale getirildi. Şu anda sivillerin evinde hiçbir şekilde Afrin ilçe merkezinde zarar verilmeden bir operasyon yürütüldü. Ve şimdi o siviller evlerinde artık huzur içerisinde yaşamlarını sürdürmüş olacaklar. Evet, Afrin'in şu anda burası en işlek caddelerinden bir tanesi ve artık bakın şu anda harekatın ardından, yani Afrin ilçesinin terör örgütü YPG PKK'dan temizlenmesinin ardından geçen dördüncü günde şu anda ilçenin ana caddesinde yavaş yavaş
hareketlilik var ve insanlar caddelerde şu anda Afyon ilçesi caddelerinde. Evet, işte vatandaşlar da işte yapılan yardımları şu anda görüyorsunuz. Kadınlar ekmek yardımı yapıldı. O ekmeklerle şu anda evlerine dönüyorlar. Ve o harekatın tamamlanmasının ardından ilk günden itibaren Türkiye bölgeye yardımlarını ulaştırmaya başladı. Özellikle ekmek konusunda büyük sıkıntı vardı ve şu anda o sıkıntı giderilmiş durumda. Dağıtılan ekmekleri işte alan kadınlar şu anda evlerine dönüyor. Ekranlarda izliyorsunuz Afyon içerisinde. Teröristlerden temizlendikten sonra Afyon ilçe merkezinde siviller özellikle gıda konusunda sıkıntı yaşıyordu. Önce AFAD ve Kızılay tarafından gıda dağıtımı yapıldı, battaniye dağıtımı yapıldı. Bu kez de şu anda İHA tarafından çeşitli yardımlar yapılıyor Afyon'daki sivillere. Neler dağıtılıyor İHA tarafından? 400 gıda kolisi, 400 poşet patates, 400 koli et konserve ile 3000 poşet ekmek dağıtımı şu anda başlamış durumda. Yarından itibaren de ayrıca sivillere sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra hem gıda yardımı, hem ekmek yardımı, hem de sıcak yemek dağıtımı yapılacak. Afyon'daki siviller hemen yanında İHA görevlisi var. Efendim ne yardım yapılıyor şu anda? Şimdi burada biz Afyon'da ilk gününden beri yardımlara devam ediyoruz. Bugün kent merkezine bizim mobil aşemimizi getirdik. Kurulumunu yaptık şu anda. Bugün işte kuru gıda ve bizim martedelle dediğimiz yemeği dağıtıyoruz. Yarın sıcak yemek dağıtmaya başlayacağız. Bizim bu aşevinin kapasitesi yaklaşık 8-10 bin civarında. İnşallah yarından itibaren buradaki ihtiyaç sahibi insanlara sıcak yemek dağıtımına başlayacağız. Afrin'in çeşitli bölgelerinde de buna benzer yardımları devam ettireceğiz. Yemeğin dışında bu hazır gıda veya ekmek dağıtımı devam edecek mi peki? Tabii hazır yemekle, sıcak yemekle beraber aynı zamanda ekmek dağıtımına da devam edeceğiz. Çünkü yarından itibaren buraya mobil fırınımızı da getireceğiz. Sadaka Taşı'nın mobil fırını buraya getirerek hem ekmekle hem sıcak yemeği aynı anda dağıtarak buradaki ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız. Afyon ilçe merkezindeki izlenimlerimiz devam ediyor. Şu anda Afyon'un Cinderesi açılan yolu üzerindeyiz. Bakın teröristler, terör örgütü YPG, PKK bu yola toprak set oluşturdu. Sivillerin kaçışını engellemek amacıyla toprak set kurduğu bir noktadayız. Bu yol hem Cinderes'e hem de Halep'e giden bir yol. İşte teröristler sivillerin kaçışını engellemek amacıyla toprak set oluşturdu ve ayrıca hendekler açtı. Şu anda o açılan yapılan teröristler tarafından toprak set oluşturulan ekranlarda izliyorsunuz. Hemen onun yanında teröristlerin kullandığı bir karargah var. Bakın terör örgütü YPG, PKK'nın kullandığı karargah var. O karargahta işte Mehmetçimiz tarafından vuruldu ve o noktada teröristler etkisiz hale getirildi. Evet, kısa süre içerisinde artık bu hendek ve bu toprak set kaldırılacak ve bu yol yeniden bu nokta yeniden ulaşıma açılmış olacak Afyon ilçe merkezinde. Evet, işte ekranlarda izliyorsunuz teröristlerin iş makinalarıyla açtığı büyük bir toprak set boydan boya, yani yaklaşık bir 100 metrelik toprak set açmış. Teröristler toprak set yapmış sivillerin kaçışını engellemek amacıyla. Hemen o setin açılan setin yanında teröristlere ait Afyon'daki bir karargah da Mehmetçimiz tarafından vuruldu. Evet, artık Afyon ilçe merkezinde hayatın hızla normale dönmesi amacıyla bütün çalışmalar şu anda başlamış durumda. Evet, Bülent Çulcuoğlu'nun ve kameraman Bülent Seri'nin hazırladığı bu özel haberi ekranlarınıza getirdik. Afrin'den operasyonun başladığı andan itibaren ve kontrol altına alındıktan sonra yaşanan tüm gelişmeler TRT Haber ekiplerinin özverili çalışmasıyla TRT Haber ekranlarında oluyor. Afrin'de kontrolü sağlayan Mehmetçiğin de en büyük yardımcılarından birinin bölge halkı olduğunu söylemiştik ki bunu da haberlerde görüyoruz, paylaşıyoruz.
sizlerle. Siviller aralarına karışmaya çalışan teröristleri de bir bir tespit ediyorlar. Son iki günde Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilen terörist sayısı 21 oldu. Afrin'de kontrol Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu birliklerinde bölgede temizlik sürüyor. Mehmetçiğin Afrin'e girmesi en çok ilçedeki sivilleri sevindirdi. Yıllardır terör örgütünün zulmü altındaki halk, teröristlerin bölgeden temizlenmesi için güvenlik güçlerine yardımcı oluyor. Siviller aralarına karışmaya çalışan teröristlere fırsat vermiyor. Afrin'de 9 köyde 18 terörist muhtarlar ve halk tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Daha önce de 3 terörist sivillerin arasına karışmaya çalışırken bölge halkı tarafından yakalanmıştı. Böylece 21 terörist etkisiz hale getirildi. YPG'ye ait dev bir silah deposunda bulunan silah ve cephane fotoğrafları bu harekatın en çarpıcı, en kalıcı görüntülerinden biriydi. Bu kadar silah, bu kadar mühimmat, uçak savar kime karşı ve niçin kullanılacaktı sorusu akıllara geliyor ve silahların büyük bölümünün menşeinin Amerika olduğu da ayrı bir gerçek olarak ortada duruyor. Roketler, havanlar, el yapımı patlayıcılar. Zeytin Dalı Harekatı'nda imha edilen terör hedeflerinde örgüte ait silah deposu ortaya çıkarıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu Afrin'in terör örgütünden temizlenmesinin ardından güvenlik kontrollerine devam ediyor. Afrin ilçe merkezinin yakınındaki Mestura köyünde yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütüne ait cephanelik bulundu. Terör örgütü PKK'nın karargah olarak kullandığı bir binada hafif, orta ve ağır silah mühimmatı, grad füzesi, havan mermileri ve el yapım patlayıcılar ele geçirdik. Bölgenin patlayıcılardan temizlenmesi ve hayatın normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor. Terörle mücadele yalnızca Suriye'de değil, Irak'ın kuzeyinde de devam ediyor. Mehmetçik, Hakkurk-Kaniraş bölgesinde teröristlerin izini sürüyor. Hava destekli yürütülen operasyonlarda şimdiye kadar 41 terörist etkisiz hale getirildi. İnsansız hava aracı tespit etti. Jetler tam isabetle vurdu. Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik operasyonlarını 10 günden bu yana sürdürüyor. Komandoların 2500 metre yükseklikte kayalık arazide süren mücadelesine hava unsurları da destek veriyor. Bu sefer hedefte saldırı hazırlığında olduğu belirlenen teröristler vardı. Hakkurk bölgesine gerçekleştirilen hava harekatıyla o teröristler etkisiz hale getirildi. 3. Piyade Tümeni Komutanlığı'na bağlı birliklerin katıldığı operasyonlarda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 41'e yükseldi. Bulmuş olduğumuz mağaranın girişi. Operasyonlarda teröristlerin depo olarak kullandığı bir mağara tespit edildi. Mağarada çok sayıda yaşam ve gıda malzemesiyle mühimmat ele geçirildi. Operasyon bölgesinde şimdiye kadar teröristlerce kullanılan 15 mağara ve 30 barınak kullanılamaz hale getirildi. Almanya'da terör örgütü PKK yandaşları Sosyal Demokrat Parti SPD'nin Frankfurt'taki binasını işgal etti. Terör örgütü yandaşları Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde eylem yaptı. Öte yandan Avrupa'da Türklere yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Fransa'da bir Türk marketi kundaklandı. Sosyal Demokrat Parti'nin Frankfurt'taki teşkilat binası terör örgütü PYD PKK yandaşlarınca basıldı. Frankfurter Rundschau gazetesinin haberinde yaklaşık 50 kişinin SPD'nin binasına girdiği belirtildi. Haberde PKK yandaşlarının Zeytin Dalı Harekatı aleyhine eylem yaptıkları ifade edildi. Gazetenin haberine göre Alman polisi çevredeki caddeleri trafiğe kapattı ancak olaya müdahalede bulunmadı. PKK yandaşları daha önce Sosyal Demokrat Parti'nin Hamburg'daki teşkilat binasına girmişti. Öte yandan Fransa'da Türklere yönelik yeni bir saldırıyı AK Parti milletvekili Mustafa Yeneroğlu Twitter hesabından duyurdu. Fransa'nın güneydoğusundaki Grenoble şehrinde bir Türk marketi kundaklandı. Büyük hasara neden olan faili meçhul olayda bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Amerikan Merkez Bankası Fed politika faizinde 25 bas puan artışa gitti. Karar Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 2 gün süren toplantısının ardından alındı. Amerikan Merkez Bankası Fed politika faizini %1,25-1,50 aralığından %1,50-1,75 aralığına yükseltti. Karar oy birliğiyle alındı. Fed 2018'de 2 ve 2019'da 3 faiz artışı daha bekliyor. Fed'in karar metninde Amerika'nın ekonomisi için risklerin aşağı yukarı dengeli olduğu kaydedildi. Enflasyonun önümüzdeki aylarda yukarı gideceği beklentisine yer verildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu işsizlik rakamları üzerinden ana muhalefet partisini eleştirdi. CHP'nin algı yönetimi yaptığını söyledi. Sarıeroğlu, İşkur'un başarısını görmezden gelme gayretinde olanlara izin vermeyeceğiz dedi. Bazı kesimler İşkur'un başarısını görmezden gelme, ondan sonra bazı rakamsal algılarla farklı yerlere çekme gayreti içerisindeler. Bunlara da izin vermeyeceğiz. İsim vermedi ancak eleştirilerinin odağında CHP vardı. CHP'den gelen işsizlik rakamlarının gerçeği yansıtmadığı yönündeki iddiaya tepki gösterdi. Biz önerilerine açığız, eleştirilere de açığız. Ama iş yanlış rakamlarla, yanlış bilgilerle kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir yola girerse de buna da dur deriz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kadınlar için daha çok ve daha iyi işler projesinin kapanış konferansında kürsüdeydi. Geçen yıl mesleki eğitim kurslarından 81 bin kadın faydalandı. Bu kurslara katılan kadın sayısı %70 ile erkek oranını geçti. İşbaşı eğitim programlarında da kadın erkek oranı eşitlendi. Jülide Sarıeroğlu, İşkur'un kadın odaklı faaliyetlerine ağırlık vermeye devam edeceğini belirtti. Yani işbaşı eğitim programlarında eşitliği sağlamış durumdayız. Bugüne 440 bin kadınımız faydalanmış. Genel içerisinde %48.2 2002-2018 yılları arasında. 2017 yılında 151 bin kadınımız işbaşı eğitim programlarımızdan faydalanmış. Genel içerisindeki oran %50.9. Milli enerji politikası kapsamında doğalgaz yatırımları tüm hızıyla sürüyor müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Hedef bu yıl içinde 81 ile doğalgaz ulaştırmak. Sınırdaki iller Hakkari, Şırnak ve Artvin 94 ilçenin daha bu sürece dahil olmasıyla doğalgaz arzı sağlanan kişi sayısı da 64 milyon 500 bine çıkacak. ...2018 yılı sonunda doğalgazın ulaşmadığı hiçbir ilimiz kalmayacak. Temiz, hesaplı ve konforlu doğalgaz bu özellikleriyle gündelik yaşamın vazgeçilmez bir parçası. 6 kente başlayan Türkiye'nin doğalgaz hikayesinde bugün 78 il ve 420 ilçeye ulaşıldı. Nüfusun %77'si doğalgazın konforundan yararlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bununla yetinmiyor. Yeni hedef doğalgazı Türkiye'nin her köşesine ulaştırmak. Sadece şehir merkezlerine değil, ilçe, belde, kasaba yahut köy demeden Türkiye'nin en ücra köşesine dahi ulaşarak vatandaşlarımızın rahatı için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 2017'de doğalgaz iletimine 1 milyar 200 milyon liralık yatırım yapıldı. 13 bin kilometrelik boru hattı inşa edildi, 101 ilçeye doğalgaz götürüldü. Bu sayede Erzurum'dan Isparta'ya, Kastamonu'dan Siirt'e kadar 2 milyon 300 bin kişi daha doğalgazla tanıştı. Doğalgaz geldi, odun, kömür ve elbette ki zamansız biten tüpün çilesi son buldu. Siirt'in Tillo ilçesi sakinleri de temiz enerjiye kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Mesela misafirim var evde, yemek yapıyorum ve tüp bitiyor. O zaman çok zor durumda kalıyordum. Ama şimdi Allah'a şükür böyle kesintisiz doğalgaz geldi. Hakikaten çok güzel. Sağladığı avantajlar ve kullanıldığı alanların genişlemesi zamanla doğalgaza olan ihtiyacı artırdı. Erzurum'un Oltu ilçesi de bu konfora 2017'de ulaştı. Oltu ilçesinin büyük bölümünde doğalgaz hatları çekilmiş durumda. Hattın olmadığı noktalarda da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Doğalgaz Oltu için ya da Türkiye için genel anlamda çok büyük bir nimet. Hem kirden, pastan
insanları kurtarıyor. Hem de ekonomik anlamda çok büyük fayda sağlıyor insanlar için. Doğalgaz Isparta'nın 7000 nüfuslu Gönen ilçesine de geçen yıl götürüldü. Gönenliler sobadan ve kömürün meydana getirdiği hava kirliliğinden kurtuldu. Bütçeleri de rahatladı. Doğalgaz gelmeden önce bir hanenin ısınma maliyeti neredeyse 500 TL gelirken bu maliyet doğalgazın gelmesiyle birlikte neredeyse 1/3 fiyatına düştü. Doğalgaz bana göre daha hesaplı geliyor. Dediğim gibi doğalgaz geldi, hayatımız daha kolaylaştı diyebiliriz. Doğalgaz ekonomik, aynı zamanda güvenli ve çevre dostu bir enerji kaynağı. Kastamonulular da temiz enerji kullanmaktan memnun. Taşköprü ilçesine 2017'nin Aralık ayından itibaren doğalgaz verilmeye başlandı. Doğalgazın kullanılmaya başlamasıyla çevre kirliliğinde de önemli miktarda azalma meydana geldi. İlçemize doğalgaz geldiğinden dolayı son derece mutluyuz. İlçemizin havası değişti. Taşköprüler olarak daha temiz bir havaya kavuştuk. 2018'de daha çok ilçeye doğalgaz götürülmesi için çalışmalar devam edecek. Bu sayede 2 milyon 600 bin kişi daha doğalgaza kavuşmuş olacak. Türkiye'de geçen ay 95.953 konut satıldı. Şubat ayında satılan konut sayısı bir önceki aya göre %1,1, geçen yılın aynı ayına göre ise %5,4 azaldı. Konut satışlarında ilk sırayı İstanbul aldı. Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayı konut istatistiklerini açıkladı. Geçen ay her 100 konuttan 17'si İstanbul'da satıldı. İstanbul'u Ankara ve İzmir takip etti. Bayburt, Ardahan ve Hakkari ise konut satış sayısının en düşük olduğu iller. Yabancılara konut satışı geçen yılın aynı ayına göre %32 arttı. 1729 konut satışı gerçekleşti. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Iraklılara yapıldı. Yerli otomobil projesinde şirketleşme aşamasına geçiliyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü bu ay konuyla ilgili bir üst düzey yönetici atanacağını söyledi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü İstanbul'da Otomotiv Sanayi Derneği'nin genel kurulunda yerli otomobilde gelinen noktayı anlattı. Yerli otomobilde teknik ve mali analiz çalışması bitmek üzere. Bir CEO ataması yapacağız. Bir de şirket kuracağız. CEO atamasını bu ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Şirket kurma aşamasında gelecek ay tamamlamayı planlıyoruz. Özlü, otomotiv sektöründeki gelişmeleri de değindi. Türkiye artık bu alanda acemi değil, ustadır dedi. Üretilen araçların %80'inin ihraç edildiğinin altını çizdi. 2017 yılı büyüme rakamının %7,5 olmasının beklendiğini hatırlatan Özlü, 2018'de bunun devam edeceğini kaydetti. 2018'de 17 olduğu gibi büyüme devam edecek. Orta vadeli planda bir büyüme hedefimiz var ama bunun üzerinde bir büyüme bekliyoruz 18 içinde. E-Devlet sisteminde yeni bir uygulama hayata geçiyor. Adres kaydı, okul değişikliği ve tüm abonelik işlemleri internet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Zaman kaybı azalacak, iş yükü hafifleyecek. E-taşınma uygulaması için de çalışmalar başladı. Soy ağacı miras derken milyonlarca kez tıklandı E-Devlet sistemi. Bu uygulamalara bir yenisi daha ekleniyor. E-taşınma uygulaması için düğmeye basıldı. Taşınma durumunda belge toplama, kurumdan kuruma dolaşma zahmeti sona eriyor. Artık yeni sistemle birlikte adres kaydı, okul değişikliği ve her türlü abonelik işlemleri E-Devlet sistemi üzerinden tek tıkla yapılabilecek. Her tayin olduğumuzda biz muhtar, nüfus müdürlüğü, TEDAŞ, o yerin belediye, su ve bazı doğalgazlarla ilgili haftalarca ulaştığımızı bilirim. Normalde taşınma sırasında kira kontratı, tapu kaydı, abonelik belgeleri hazırlanır. Bu evrakla ilgili kurumlara gidilerek başvuru yapılır. İşte tüm bu işlemler yeni sistemin hayata geçmesiyle E-Devlet üzerinden olacak. Sistemde taşınma işlemleri için gerekli tüm bilgiler yer alacak. Yeni adres ve yeni okul bu ekran üzerinden seçilecek. Her yerde uğraşmak gerekiyor. Çocuklu bir anne olarak da bu benim için çok zor. Herkes için de zor. O yüzden çok güzel bir uygulama olur. Elektrik, su ve doğalgaz gibi tüm abonelik işlemleri de yine aynı ekranda yapılabilecek.
Böylece kişiler ve kurumlar birbirinden belge talep etmeyecek. İş yükü hafifleyecek, zaman kaybı azalacak. Devlet dairelerinde ya da özel yerlerde saatlerce sıra beklememize gerek yok. Boşa giden vakitler başka yerlerde çok rahat bir şekilde değerlendirilebilir. Sistemin en kısa zamanda hayata geçirilmesi planlanıyor. Ekonomi diyeceğiz. Piyasadaki rakamlara bakalım hemen. Döviz piyasalarındayız. Dolar TL karşısında 3.90.81, Avro TL karşısında 4.83.75, Avro Dolar paritesi 1.23.65 seviyesinde. Altın fiyatlarındaki durumdaysa altının onsu 1330 dolar 96 sent, altının gramı 166 lira 59 kuruş, çeyrek altın 272 lira 37 kuruş ve Cumhuriyet altı da 1116 Türk lirası. Yol durumu için kameralarımızı İstanbul'a çevirelim. Enes Babacan karşımızda olacak. Bugün İstanbul'da nasıl bir trafik durumu var ve hava durumunu da soralım. Yağmur yağıyor görüyoruz ama gün içinde başka neler yaşanacak, söz sende. Evet Canan Arslan, yağmurlu bir İstanbul gününden günaydın. Dün Nevruz Bayramı'nı kutladık baharın gelişini, ancak İstanbul'a biraz bu hafta es geçecek, bahar gelmeyecek diyebiliriz. Sabah saatlerinde bugün de yağmur var. Gün içinde de devam edecek. Önce yol durumundan bahar başlayalım. İşte İstanbul'da var. Trafik durumu bu şekilde. Bahar gelmeyecek denmez. İstanbul'da yağmurdan da etkilenen bir de trafik var. İşte Haliç Köprüsü'nün üstünü görüyorsunuz. Hem Cevizi Bay yönünde hem Mecidiyeköy yönünde neredeyse durma noktasına gelmiş bir trafik var köprünün üzerinde. Devamında açılıyor ancak. İstanbul'da %51 trafik yoğunluğu var İstanbul genelinde. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yoğunlaşan bir trafik var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Ümraniye, Ataşehir, Çamlıca gişelerinden çıkan Altunizade'ye kadar olan noktaya kadar trafik durmuş durumda. Altunizade'de yavaş yavaş hareketleniyor ve köprünün üzerinde biraz açılmaya başlıyor 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de durum aynısı. Özellikle Kavacık'ta çok yoğunlaşan, neredeyse durma noktasına gelen bir trafik var. Ardından normale dönüyor. Şehir içi trafiğinde peki durum ne? Mecidiyeköy'de de tıpkı burada olduğu gibi, Haliç Köprüsü'nde olduğu gibi yine yoğun bir trafik var. Tem Otoyolu'nda da yoğunluk var. Özellikle Başakşehir, İstoç o yönde çok yoğun bir trafik var sabah saatlerinde. Ve Deniz Karayolu'nda ise yine devamında ise Cevizli Bağ ve Şirinevler'de her iki semtte de çok yoğun bir trafik var. Küçükçekmece Avcılar arasında da özellikle okul servislerinden de kaynaklanan bir yoğunluk var. Hava da yağışlı. Sürücüler daha dikkatli araç kullandıkları için bu sebeple de yavaş ilerliyorlar ve her geçen dakika yoğunlaşan bir trafik var. Deniz ulaşımında da bazı aksamalar var. Onlardan da bahsedelim. İstanbul Deniz Otobüsleri seferlerinde aksamalar var. Yani İstanbul'un şehir içi hatlarında herhangi bir aksaklık yok. Büyükşehir Belediyesi'nde diğer özel seferlerde yapılabiliyor. Ancak şehir arası, yani Bandırma'dan Yenikapı ve İstanbul'a yapılan Balıkesir Bandırma'dan Yenikapı'ya yapılan seferler iptal. Bostancı seferi de iptal, yine Bandırma'dan yapılan. Buda'dan şu ana kadar bir iptal bilgisi gelmedi. Ancak büyük ihtimalle Buda'da ilerleyen saatlerde iptal yaşanabilir. Çünkü sisli de bir hava var. Yani sadece yağışlı veya soğuk bir hava yok İstanbul'da bugün. Sisli ve denizde de olumsuz hava koşulları geçerli. İstanbul'daki hava durumunu aslında anlatmış olduk trafikten. Tekrarlayalım, bugün 6-7 derecelik bir hava sıcaklığı olacak İstanbul'da. Sert de bir rüzgar esecek, 30-40 kilometre hızı bulacak. Bu da hissedilen sıcaklığı daha da düşürecek. Yağmurlu bir gün olacak bugün. Özellikle sabah saatlerinde başladı. Öğle saatlerine kadar, 12'ye, 1'e kadar, 13'e kadar yoğun bir yağmur yağış olacak. Şiddetli bir yağış olacak. Ardından biraz yağış duracak ama soğuk bir gün olacak İstanbul'da diyelim. Ve sözü tekrar Ankara'ya bırakalım. Bir Dünya Medya Köşesi'nde gazetelerin manşetlerini aktarmaya devam edelim. Afrin'de azılı teröristler öldürüldü, Sabah gazetesinin manşeti. 1 milyonluk yeşil listede aranan PKK'lı teröristle Kandil'deki elebaşının koruması olan iki kadın terörist Afrin'de ölü ele geçti. Zeytin Dalı harekatında TSK ve ÖSO güçleri terör örgütü PYD PKK'ya ağır kayıplar verdirdi. Bunlar arasında 1 milyon lira ödüllü yeşil listede yer alan PKK'nın sözde 4 yol sorumlusu Hasan Erdoğan da var.
var. Terör örgütünce PKK'lılığı gizlenip SDG'li diye duyurulan terörist 10 güvenlik görevlisini şehit etmekten aranıyordu. Afrin'de YPG'nin sözde genel komutan yardımcısı olan 2 kadın terörist ve 20 koruması komando timine sızmaya çalışırken öldürüldü. Songül Coşkun ve Dicle Miktat adlı teröristlerin Kandil'de terör elebaşlarından Murat Karayılan'ın korumalığını yaptığı ortaya çıktı. Azılı teröristler öldürüldü manşetinde Sabah gazetesinde yer alıyor. PKK gasp etti, TSK iade ediyor. Star gazetesinin manşeti, Afrin'i işgalden kurtaran Mehmetçik, terör örgütünün zorla el koyduğu ev, iş yeri, tarla ve bahçeleri de sahiplerine geri veriyor. Afrin halkı mallarını alabilmek için kriz masası önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Altyapı ve üst yapı çalışmalarını yoğunlaştıran Türk ekipler de su arıtma tesisi olarak onararak Afrin'e temiz su vermeye başladı. Star gazetesi Sür manşetinde ise cesaretiniz varsa Hodri Meydan sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yer vermiş. Külliyede milletimizle birlikte daha yeşil Türkiye buluşmasında konuştu Cumhurbaşkanı ve Türkiye'nin Münbiç başta olmak üzere sınırları boyunca terörist tehdidini tamamen ortadan kaldırana kadar asla durmayacağını söyledi. Takvim gazetesi Sefa Cefa manşetini kullanmış. PKK-YPG'li teröristler Afrin'in en lüks köşklerini yağmaladı. Ekmek elden, silah herkesten deyip sefa içinde yaşadı. Cefayı çekense yöre halkı oldu. Depolara tıkılan, aç bırakılan, işkencelere maruz kalan Afrinliler. Mehmetçik işte bu yüzden Zeytin Dalı harekatını yaptı diye yazıyor Takvim gazetesi. İlk sayfasına sefa cefa diyerek iki ayrı fotoğrafı ekliyor ki aynı fotoğrafı Türkiye gazetesinde de göreceğiz. 25 bin kişilik yerel ordu. Amerika Birleşik Devletleri PKK'lılardan sınır ordusu kuracaktı. Planı bozduk. Afrin'e 25 bin kişilik askeri güç yerleştiriyoruz. Stratejik ortağımız ve müttefikimiz olduğunu öne süren Amerika terör örgütünü silaha boğarak sabrımızın sınırlarını zorladı. Washington, Suriye'nin kuzeyinde 30 bin PKK'lıdan sınır gücü kuracağını açıklayınca sabırlar taştı. Zeytin Dalı harekatı başladı. Amerika'nın Türkiye'yi hedef alan kirli planları 58 gün içinde alt üst edildi. Afrin'i terörden arındıran Türkiye, Amerika'ya da gereken cevabı verdi. Ankara, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı ile temizlediği bölgelerde 25 bin kişilik güvenlik teşkilatı kuruyor. Elbap'taki mahalli polis gücünün benzeri Afrin'de teşkil edilecek. Geçici üs noktaları kurulacak. Yaralar sarıldıktan sonra Türkiye'deki Afrinliler evlerine dönecek. Türkiye gazetesinin ilk sayfasında da 25 bin kişilik ordu manşetini gördük. Ferrari, yat, villa, uçak, çiftlik, bankın Uruguay'a kaçan CEO'sunun mal varlığına ilişkin bilgiler ve de bu dolandırıcılık sürecini nasıl yaptığına ilişkin bilgiler artık yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Ferrari, yat, villa, uçak manşetinde ise 80 bin çiftlik bank üyesini dolandırıp Uruguay'a kaçan Mehmet Aydın'ın Ferrari'li videosu ortaya çıktı denilmiş. Yat, villa ve özel uçak alan Aydın lüks içinde sefa sürüyor. 500 milyon lirayla sır olan Aydın 2017'de Uruguay'a gidip burada 10 yıldır yaşayan Osman K aracılığıyla bir hayat kurmuş. Buna göre Aydın başkent Montevideo'da lüks malikane satın alıp 640 bin dolara Ferrari 406 Spider araç almış. Aydın deniz kıyısındaki malikanesinin iskelesine bir yat bağlamakla da yetinmedi. Eşi Sıla Aydın Türkiye'ye gidip gelirken uçakta rahatça sigara içsin diye jet kiraladı. Şüphe çekmemek için hepsini Osman K üzerine kaydettirdi. Aydın'dan yardımları karşılığında 30 bin dolar aldığını kabul eden Osman K beni de kandırdı dedi. Aydın'ın haberler üzerine şimdi de Uruguay'dan ayrılıp başka bir ülkeye geçtiği iddia edildi. Vatan gazetesinin manşetine yansıyan haber.
Hadsizliğe son verin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne çağrısı, Başkan Donald Trump'a seslendi. Hadsizlik boyutuna varan açıklamaların önünü kesmeli. Türkiye lider konuma geldi. Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları ve 1840 nokta deniliyor başlıkta. Meteorolojik gözlem sayısının yükseldiği rakam bu. 1840 noktaya ulaştı. Meteorolojik gözlem noktası Türkiye'de bu alanda lider konuma gelindiğini, artık Cebeli Tarık'tan Hazar'a anlık hava tahminlerinin verildiği belirtiliyor. Her yıl ilaç verip baskılanacak cinsel istismar konusundaki düzenlemeye ilişkin komisyonun başındaki isim Başbakan Yardımcısı Akdağ'ın açıklamaları cinsel istismar düzenlemesini anlattı. Kanuna cinsel isteğin baskılanmasını yazacağız ve bir yıllık aralarla takip edebilecek şekilde taslak hazırladık ifadelerini görüyoruz yine gazetenin ilk sayfasında diyelim. Şemdinli mesajı var, çok kısa bunu da paylaşalım Vatan Gazetesi'nden. Orgeneral Hulusi Akar helikopterle Irak sınırında uçtu. Akar'a taarruz helikopteri eşlik etti ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın kuvvet komutanlarıyla Irak sınırına gittiği, Türkiye'yi Şemdinli'ye saldırmakla tehdit eden PKK'ya buradayız dediği Şemdinli mesajı başlığıyla yer buluyor Vatan Gazetesi'nde. Gazetelerin ilk sayfasındaki haberleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdi ise sizlerden gelen mesaj ve fotoğraflarla devam ediyoruz. İlk durağımız Aksaray olacak. Aksaray'dan günaydın dileklerini paylaşmış izleyicimiz İsmail Bilgiç'e teşekkür edelim. Biz de kendisine günaydın diyelim. Aksaray'a, Ihlara Vadisi'nin bu güzel görüntüsüne ekranları taşıdıktan sonra bir başka fotoğraf için Çorum'a gideceğiz. Necati Kılıç, Çorum Sungurlu'dan hayırlı sabahlar dilemiş. Tam da Sungurlu merkezden bir fotoğraf karesini paylaşmış bizimle. Orada da yağmur var anlaşılan. Günaydın diyelim biz izleyicimize. Çorum Sungurlu'ya sevgiler, selamlar. Üsküdar'a gideceğiz. İstanbul Üsküdar'dan Ahmet Altınbaş, sıcak poğaçaların, simitlerin fotoğrafını, böreklerin fotoğrafını paylaşmış bizimle. Afiyet olsun diyelim efendim kendilerine. Günaydın diyoruz İstanbul'a, Üsküdar'a selamlar, sevgiler. 21 Mart Nevruz Bayramı etkinliklerinden Tokat Reşadiye'den geliyor bu fotoğraf. Çocukların gülen yüzleriyle birlikte Zeynep ve Nesibe'yi, Nail Emre'yi göreceğiz. Özlem Gazi Paşa İlkokulu'na da selamlarımızı göndereceğiz. Gazipaşa İlkokulu'nun öğrencileri Nevruz kutlamaları için bir araya gelmişler. Güzel, keyifli bir an bizimle paylaşmış izleyicimiz Özer Özkan Er Yılmaz. Teşekkürler. Antalya'dan tüm İslam aliminin kandili mübarek olsun diyor Erhan Altun. Teşekkür ederiz. Bu mesajınızı iletmiş olalım bizler de. Kandilinizi mübarek olsun diyelim. Güzel fotoğrafa ve çocuklara da selamlarımızı gönderelim. Gazi Han Bey, Espiye Ericek köyünden, Giresun'dan günaydın diyor. Yaylalarda kardelenler açtı, bahar bayramı kutlu ola diye eklemiş. Ve o güzel yaylalardan kardelenlerin fotoğrafları eşliğinde efendim bu bahar manzaralarını, öz çekimleri ekranlarımıza taşımış olalım. Çok teşekkür ediyoruz Gazihan Bey'e. Giresun'a sevgiler ve selamlar. Evet, başa döndük tekrar. Erdal Bey'in gönderdiği fotoğrafa da bakalım. Tüm hastalarımıza acil şifalar dileyelim bir kez daha. Ve sizlerden gelen mesaj ve fotoğrafları bekliyoruz efendim. Twitter adresimiz TRT Dün Bugün. Spor gündeminden haberlerle devam ediyoruz. Spor Toto Süper Lig'de 5 haftalık fikstürün tarihleri açıklandı. Buna göre 31. haftada Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi 29 Nisan Pazar günü saat 19'da oynanacak. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde önümüzdeki hafta
Önümüzdeki 5 hafta oynanacak maçların programı belli oldu. Ligde 27. haftadaki Galatasaray-Trabzonspor mücadelesi 1 Nisan Pazar günü yapılacak. Türk Telekom stadındaki karşılaşmanın başlama saati 19. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray-Medipol-Başakşehir arasındaki 29. haftadaki karşılaşma ise 15 Nisan Pazar günü saat 19'da oynanacak. Süper Lig'de 31. haftadaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi ise 29 Nisan Pazar günü saat 19'da Türk Telekom stadında yapılacak. Amirlilerimiz Cuma günü oynayacağı İrlanda Cumhuriyeti maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Ay Yıldızlılar Salı günü de Karadağlı hazırlık maçına çıkacak. Karşılaşmalar TRT ekranlarında olacak. Cenk döndü, vuracak. Yenilenen milli takım yeni formalarıyla TRT ekranlarında. Geliyor, Cenk Tosun atıyor. 2018 Dünya Kupası bileti alamayan millilerimiz 2020 Avrupa Şampiyonası'nı kaçırmak istemiyor. Özellikle yurt dışında forma giyen futbolcularımızın formda olması teknik direktör Mircea Lucescu'yu sevindiriyor. İngiltere'de son 3 maçında 4 gol atan Cenk Tosun, Everton taraftarını kısa sürede büyülemeyi başardı. Bir başka gol umudumuzsa Enes Ünal. Son maçta Atletico Madrid ağlarını 2 kez sarsan Enes, teknik direktör Mircea Lucescu'nun da en çok güvendiği isimlerden. Roma'da ayın futbolcusu seçilen Cengiz Ünder ise Avrupa'da en dikkat çeken genç oyuncuların arasında gösteriliyor. İtalya'da 10 maçtır kaybetmeyen Milan'daysa teknik direktör Gattuso'nun vazgeçemediği Hakan Çalhanoğlu son Kiev maçında da gol atmayı başardı. A milli takım teknik direktörü Mircea Lucescu da hazırlık maçlarında başta bu oyuncular olmak üzere takımın durumunu yakından görecek ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinin iskeletini oluşturacak. Millilerimizin ilk rakibi İrlanda Cumhuriyeti. Karşılaşma 23 Mart Cuma günü Antalya'da oynanacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vinčić yönetecek. Türkiye ile İrlanda Cumhuriyeti arasında oynanacak hazırlık mücadelesi naklen TRT Spor ekranlarında olacak. A milli takım 27 Mart Salı günü ise deplasmanda Karadağ'la karşılaşacak. Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Milorad Mazic'in düdük çalacağı maç 20.10'da başlayacak. Bu mücadele ise naklen TRT 1 ekranlarında olacak. Cuma günü İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak milli takımın Antalya karnesi dikkat çekiyor. Ay Yıldızlılar Antalya stadında bugüne kadar çıktığı 6 maçın 4'ünden galip ayrıldı. Burak Yılmaz topun başında ve karşılaşma başlıyor. Başarılar Türkiye, başarılar milli takım diyoruz. A milli futbol takımının İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacağı hazırlık maçı yaklaşırken Antalyalı futbol severlerde de heyecan artıyor. Yapımı 2015 yılında tamamlanan Antalya stadında bugüne kadar ikisi resmi 6 maça çıkan milliler bu karşılaşmaların sadece birini kaybetti, 4'ündense galip ayrıldı. 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Antalya stadında ağırladığı Kosova'yı 2-0'la geçen milliler, özel maçlarda İsveç'i 2-1, Karadağ'ı 1-0 yendi, Rusya ile golsüz berabere kaldı. Bir başka resmi müsabakada Finlandiya'yı 2-0'la geçen Ay Yıldızlılar, tek yenilgisini ise bir hazırlık karşılaşmasında aldı. 13 Kasım 2017'de Arnavutluğa karşı oynanan özel maçta alınan 3-2'lik skor, millilerin Antalya'daki tek yenilgisi oldu. Grezda topu filelere gönderiyor. Antalyalı futbol severler geride kalan 6 maçta da 33 bin kişi kapasiteli stadı doldurdu. A milli futbol takımı Antalya stadındaki 7. maçında İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Cuma günü saat 20.30'da başlayacak bu büyük heyecan TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. A milli futbol takımı Cuma günü İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören bu karşılaşmanın Ay Yıldızlılar için yeni bir başlangıç olacağını ifade etti. A milli takım teknik direktörü Mircea Lucescu da amacımız günü kurtarmak değil geleceği inşa etmek dedi. Türkiye A milli futbol takımı Cuma günü İrlanda Cumhuriyeti ile Antalya'da hazırlık maçı yapacak. Bu karşılaşma için hazırlanan maç kitapçığında Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun açıklamalarına yer verildi.
Yıldırım Demirören, Antalyalı futbol severlerin bugüne kadar skor ne olursa olsun hep Ay Yıldızlıları desteklediğini işaret etti. Milli futbolcularımızın da Antalyalı futbol severlerin samimi desteğine aynı ruhla cevap vereceğinden eminim. Ay Yıldızlı takımımızda da milli ruh Antalya'da yeniden yükselecektir ifadelerini kullandı. Milli takımın önce UEFA Uluslar Ligi'nde ardından Euro 2020'de özlenen sonuçları almasını temenni eden Yıldırım Demirören, teknik direktörümüz Mircea Lucescu ve teknik heyetinin yeni bir takım kurma çabalarını takdirle izliyorum dedi. A milli takım teknik direktörü Mircea Lucescu ise açıklamasında amacımız günü kurtarmak değil, geleceği inşa etmek ifadelerine yer verdi. Rumen teknik adam karakteristik bir oyun yapısı olan, uluslararası organizasyonlara katılımda süreklilik gösteren bir milli takım ortaya çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Lucescu, Türkiye'nin Euro 2024 ev sahipliği adaylığı için yoğun mesai harcadığının da altını çizdi. İnsanların sakinleşebilmesi için nabızlarının düşük atması gerekiyor, kalbinin düşük atması gerekiyor. Bu da hareket etmekle oluyor ancak. En güzel hareket edebileceğimiz yer, hep söylediğim gibi doğa. Biz zaten toprakta, dağda, taşta hareket edebilmek için yaratılmışız. O yüzden ben de sakinleşmek, iç dünyama dönebilmek, huzur bulabilmek için her fırsatta doğaya geliyorum. Sadece dağın, taşın, o üzerine bastığım sert malzemelerin değil, onun üzerinde yaşayan insanların da, onun üzerinde yaşayan diğer canlıların da etkisi var bunda. O yüzden ben de ekibi toparladım. Dedim ki hadi yine arkadaşlar Kaşgarlara gidiyoruz. Bu sefer arka taraflarına gidiyoruz. Uzun zamandır yoklamadığımız, ziyaret etmemiz gereken, bizi çağıran insanlar var. Onların yanına gidiyoruz. Toplandık, yine geldik buralara. İnsanın yaşı değil, yaşadıkları önemli. Ben bu ömre çok şeyler sığdırdım. İçimde paylaşamayacağım, başkasıyla paylaşamayacağım acılarım doldu. Allah evlatın acısını da vermesin, tamam mı? Benim büyük oğlum vefat etti ama benim kocam Karnı Dağ'ın ardında kaldı, unuttum onu. Evladın acısı ne ana gibidir, ne baba gibidir. Allah vermesin, ne kardeş gibidir, ne bacı gibidir. Ömür dediğin cumartesi akşamı 21'de TRT Haber'de. Yemek saati geldi. Salata mı yese? Peki karar vermek o kadar kolay mı? Yeşillikler taze mi? Kalıntı var mı? Nasıl yıkandı? Nerede yetişti? Hijyenik mi? Sağlıklı mı? Kafasında binlerce soru. İçiniz rahat olsun. Güvenilir gıda için her adımın takipçisiyiz. Afiyet olsun Sinem. Bazı illerdeki hava durumuyla günün en yüksek sıcaklığı şöyle olacak. Marmara bölgesi hafif sağanak yağışlı, Trakya kesimi yağmurlu.
İstanbul 10, Bursa 17, Kocaeli 11, Balıkesir 16, Edirne 8, Çanakkale ve Sakarya 12, Tekirdağ 10, Kırklareli 7, Yalova 13 derece. Ege bölgesi parçalı çok bulutlu, Kütahya hafif sağanak yağışlı. İzmir, Denizli ve Manisa 24, Afyonkarahisar 19, Kütahya 21, Muğla 18, Aydın 25, Uşak 20 derece. Akdeniz bölgesi parçalı az bulutlu. Adana ve Kahramanmaraş 23, Antalya 21, Mersin 22, Isparta 18, Hatay ve Osmaniye 24, Burdur 19 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı çok bulutlu, Ankara, Eskişehir ve Çankırı hafif sağanak yağışlı. Ankara ve Sivas 19, Konya 24, Kayseri 22, Eskişehir 21, Nevşehir ve Kırşehir 20, Kırıkkale 21, Aksaray 22, Çankırı 19 derece. Batı Karadeniz bölümü hafif sağanak yağışlı. Bolu ve Düzce 18, Zonguldak 11, Sinop 12, Karabük 20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı çok bulutlu. Samsun 14, Trabzon ve Ordu 17, Rize 21, Artvin 20, Çorum 19, Gümüşhane 18, Giresun 17, Amasya 23, Bayburt 16 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu. Erzurum 13, Erzincan 19, Malatya 21, Elazığ 20, Kars 14, Van 14, Hakkari 16, Bitlis 13, Tunceli 20, Ardahan 11 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu. Diyarbakır ve Gaziantep 22, Şanlıurfa ve Batman 24, Mardin 20, Siirt ve Adıyaman 22, Kilis 23 derece. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ne hem Türkiye karşıtı açıklamaları hem de Münbiç üzerinden eleştirdi. ABD Başkanı Trump'a seslendi. Trump adına konuşanlar ne dediklerini bilmiyor. Sayın Trump onlara ayar vermeli dedi. Münbiç'ten çıkmamayı bırakın, orada bulunmaya hakkınız yok sözleriyle tepkisini sürdürdü. Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya Başbakanı Merkel'e tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, Merkel'in Zeytin Dalı Harekatı hakkında gerçekle ilgisi olmayan açıklamaların kabul edilemez olduğunu belirtti. Açıklamada, bazı müttefiklerimizin olan bitene terör örgütlerinin merceğinden bakma eğilimini yadırgıyoruz ifadesi kullanıldı. Terörle mücadele yalnızca Suriye'de değil, Irak'ın kuzeyinde de devam ediyor. Mehmetçik, Hakurk-Kani-Raş bölgesinde teröristlerin izini sürüyor. Hava destekli yürütülen operasyonlarda şimdiye kadar 41 terörist etkisiz hale getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletimizle birlikte Daha Yeşil Türkiye programında kürsüdeydi. Sözlerine Nevruz'u kutlayarak başladı. Cumhurbaşkanı ağaçlandırma kampanyası başlattı. 23 milyon aileye mektupla Karaçam gönderileceğini duyurdu. Erdoğan ilk mektubu 15 Temmuz'da şehit düşen kahraman Ömer Halis Demir'in ailesine gönderdi. İstihdamı ve vergi teşviklerini artırmaya yönelik torba tasarı meclisten geçti. Tasarı asgari ücretten hurda araç düzenlemesine, prim ve vergi teşviklerine kadar pek çok düzenlemeyi içeriyor. Saatlerimiz 8.02'yi gösteriyor. Başlıklar böyleydi. Ayrıntılarını aktarmaya devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Frank-Walter Steinmeier'le telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede teröre karşı ortak mücadelenin önemine değinildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Almanya Başbakanı Merkel'le geçen hafta yaptığı görüşmeye atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da kurulan yeni hükümetle de diyalog ve işbirliğine ivme kazandırma konusunda kararlı olduklarına dikkat çekti. İki liderin Almanya'da yaşayan Türk toplumunun iki ülke arasında güçlü bir insani bağ teşkil ettiğine de değindikleri öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ni hem Türkiye karşıtı açıklamaları hem de Münbiç konusunda eleştirdi. Amerika Başkanı Trump'a seslendi. Trump adına konuşanlar ne dediklerini bilmiyor, Sayın Trump onlara ayar vermeli dedi. Münbiç'ten çıkmamayı bırakın, orada bulunmaya hakkınız yok sözleriyle tepkisini sürdürdü. Sayın Trump'ın bir daha bunlara bir ayar vermesi lazım. Türkiye ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri yönetiminden gelen açıklamalardan duyduğu rahatsızlığı bu sözlerle dile getirdi. Mesajı doğrudan ABD Başkanı Trump'aydı. Sayın Trump adına konuşanlar ne dediklerinin farkında değiller. Sayın Trump'ın bir daha bunlara bir ayar vermesi lazım. Amerika Başkanı Sayın Trump'tan
ülkemize yönelik politikalardaki bu kafa karışıklığını giderecek, artık hadsizlik boyutuna varan açıklamaların önünü kesecek bir tavır ortaya koymasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Beştepe'deki programında kürsüdeydi. Neymiş? Münbiş'ten çıkmayacaklarmış. Ya bir defa sizin bırakınız oradan çıkmamayı, orada bulunmaya hakkınız yok ya. Amerika Birleşik Devletleri'ni Münbiç üzerinden de eleştirdi. Senin bu topraklarda ne işin var diye sordu. Oraya YPG'yi soktular, PYD'yi soktular. Oranın kendi insanlarını, oranın gerçek halkı %90 Araplardır. Siz niye duruyorsunuz orada? Bu sefer başka teklif yaptılar. Yarısında siz olun, yarısında biz olalım dediler. Kendilerine dedim ki, ne siz olun ne biz olalım. Buranın sahibi kimse onlar burada olsun. Çünkü biz adil bir yönetim istiyoruz. Adil bir anlayışla yaklaşıyoruz. Dolayısıyla biz hiçbir yere bugüne kadar işgal için gitmedik. Sadece istikrar için gittik. Ve bu teröristleri kovmak için gittik. Erdoğan, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin son bilgileri paylaştı. Türkiye'nin sınır güvenliğini korumaya kararlı olduğunun mesajını verdi. Etkisiz hale getirilen 3698. Tabii PKK rahat durmuyor. Bu sefer Irak'ta bunlar hareketlenmeye başladılar. Eğer Irak merkezi yönetimi bu PKK'yı temizlemezse Sincar'da onları biz temizleriz. Biz bu yola baş koyduk. Varsa cesareti olan buyursun hodri meydan diyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden Münbiç'le ilgili ortak mekanizma konusunda çelişkili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalara tepki gösterdi. Tepkisini anlaşma var demedik, anlayış var dedik sözleriyle dile getirdi. Taslak yol haritasının belirlendiğini belirten Çavuşoğlu, mutabakata bağlarsak o zaman anlaştık diyebiliriz dedi. Bir anlaşmaya vardık demedik hiçbir zaman. Anlayışa vardık. Bu anlayışta Suriye'nin özellikle Münbiç ve Fırat'ın doğusunun istikrara kavuşturulması. Amerika Birleşik Devletleri'nden Münbiç'le ilgili kafa karıştıran açıklamalar geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuya açıklık getirdi. Çalışma gruplarının ilk toplantıda hazırladığı taslak yol haritasını adres gösterdi. Bu çalışma grubunun yol haritasını biz eğer bir mutabakata bağlarsak o zaman anlaştık diyebiliriz. Şimdi bir anlayış var. Amerikalıların da teklifi var. Taslak yol haritasındaki öncelikli hedef Münbiç. Münbiç'ten önce YPG çıkacak ve burayı istikrara kavuşturacağız. Münbiçli insanlar burayı yönetecekler. Buranın güvenliğini onlar yine sağlayacaklar. Biz onlara yardım edeceğiz. Türkiye, YPG'nin çekildiği bölgelerde nüfus yapısına göre yönetim modeli oluşturulmasını benimsiyor. O modelde bölgedeki Kürtlerle terör örgütü arasındaki fark vurgulandı. Bizdeki 350 bin Suriyeli Kürt kardeşimiz niye dönemiyor? Çünkü YPG bunlara müsaade etmiyor. YPG'lilerle Kürtleri kimse karıştırmasın. O nedenle yani buralardan, yani Kürtlerin yaşadığı şehirlerden Kürt kardeşlerimiz ayrılsın demiyoruz. Buralarda YPG olmayacak diyoruz. Münbiç'in istikrara kavuşturulmasının ardından istikamet Fırat'ın doğusu olacak. Peki sadece Münbiç yeterli mi? Hayır. Münbiç'ten sonra da sıra diğer şehirlere, diğer bölgelere de gelecektir. Evet, Afrin harekatında artık kent merkezi tamamen terörden temizlenmeye devam ediyor. Teröristler ayrıldı ilçeden fakat geride bıraktıkları mayınlar ve patlayıcılar var. Daha güvenli bir yer haline getirmeye devam ediyor Özgür Suriye Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri. Şahin Karamanlı Kırıkhan'da geçişlerle alakalı da aslında sorularımız olacak. Siviller dönmeye başladılar mı memleketlerine, Afrin'e ve normal hayatın akışı bundan sonraki süreç için nasıl şekillenecek? Ayrıntıları senden dinleyelim.
Afrin kent merkezinde kontrol Mehmetçik ve Özgür Suriye ordusunun elinde. Bugün de kent merkezinde birçok noktada giriş ve çıkış yasaklandı. Sivillerin güvenliği için yasaklandı. Sadece Mehmetçik'in ve Özgür Suriye ordusunun tamamen kontrolü sağladığı ve mayınları temizlediği bölgelere siviller girip çıkabiliyor. Bir yandan operasyon da devam ediyor. Dün 43 terörist daha etkisiz hale getirildi operasyon kapsamında ve 3700'e yaklaştı etkisiz hale getirilen terörist sayısı. Hayat Afrin ilçesine bağlı köylerde de hızla normale dönmeye başladı. O köylerde siviller tekrar köylerine gidip yerleştiler. Temizlenen köylere gidip yerleştiler. Afrin ilçesinde bazı okullarda ve hastanelerde bakım faaliyeti de başladı. Mehmetçik hem orada kontrolü sağlıyor hem mayın arama tarama imha faaliyetlerini yürütüyor ve Afrin ilçesinde birçok hastaneyi ve okulu da bakıma almış durumda. Afrin ilçesine bağlı köylerden bahsettik. O köylerde siviller tekrar gelip o köylere yerleşti ve yerel meclislerini tekrar açtı bu siviller. O yerel meclislerde muhtarlar başkanlık ediyor ve toplantılar düzenleniyor. Onlar da taşın altına elini koydular. Kendilerince toplantılar düzenliyorlar. Sorunlara ihtiyaçları belirliyorlar. Sorunları belirliyorlar ve çözüm üretmeye çalışıyorlar. O köylerde siviller toplandıktan sonra terör örgütü yüzünden kapanan su kuyuları tekrar geri açtılar, faaliyete geçirdiler. Sorunlarını, ihtiyaçlarını AFAD ve Kızılay'a iletiyor bu siviller. Zaten operasyonun başından itibaren AFAD ve Kızılay bölgede elinden gelen yardımların sürekli yapıyordu ve Afrin ilçe merkezi alındıktan sonra bölgeye giren ilk kuruluşlar oldu. Onlar da bu ihtiyaçlara yönelik yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Afrin ilçesine bağlı köylerde ve Afrin merkezde hijyen kolileri bugün de dağıtılıyor. Aynı zamanda battaniyeler, hazır gıdalar ve konserveler dağıtılıyor oradaki sivillere. Bir yandan operasyon devam ediyor, bir yandan temizlik faaliyetleri devam ediyor ve bir yandan da Afrin ilçe merkezinde ve merkeze bağlı köylerde hayat normale dönüyor. Siviller de taşın altına elini koydu dedik. 21 teröristi, sivil kılığına girmiş olan teröristleri yakalayıp Mehmetçik ve Özgür Suriye ordusuna teslim ediyorlar. Hayat normale hızla dönmeye başladı diyebiliriz. Okullar ve hastaneler tekrar imar ediliyor şu an bölgede. Kent merkezine ve bazı köylere giriş ve çıkış sadece onların güvenliği için yasaklandı. Temizlik faaliyetleri, mayın arama, tarama ve imha faaliyetleri bugün de hızla devam ediyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet, teşekkür ediyoruz Şahin Karamanlı'ya. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da Hakkari'deydi. Sınır birliklerini ziyaret etti ve ilk olarak Şemdinli ilçesindeki 34. Hudutdugay Komutanlığı'na gitti. Akar'a Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel eşlik etti. Birlikteki askerlerle sohbet eden Hulusi Akar öğle yemeğini de askerlerle yedi. Bölgede yürütülen operasyonlarla ilgili bilgi alan Genelkurmay Başkanı daha sonra Derecik, Şemdinli ve Yüksekova'da birlik, karakol ve karargahlarda inceleme ve denetlemelerde yer aldı. Afrin'de kontrolü sağlayan Mehmetçiğin en büyük yardımcılarından biri de bölge halkı. Siviller aralarına karışmaya çalışan teröristleri bir bir tespit ediyor. Son iki günde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettikleri terörist sayısı 21 oldu. Afrin'de kontrol Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu birliklerinde bölgede temizlik sürüyor. Mehmetçiğin Afrin'e girmesi en çok ilçedeki sivilleri sevindirdi. Yıllardır terör örgütünün zulmü altındaki halk, teröristlerin bölgeden temizlenmesi için güvenlik güçlerine yardımcı oluyor. Siviller aralarına karışmaya çalışan teröristlere fırsat vermiyor. Afrin'de 9 köyde 18 terörist muhtarlar ve halk tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Daha önce de 3 terörist sivillerin arasına karışmaya çalışırken bölge halkı tarafından yakalanmıştı. Böylece 21 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin'de teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcı ve mayınların temizliği sürüyor. İlçeye sivillerin dönüşü de başladı. Mehmetçik güvenlik sebebiyle girişleri kontrollü olarak sağlıyor. TRT Haber muhabiri Bülent Çulcuoğlu'nun izlenimlerini kameraman Bülent Seri'nin görüntüleriyle ekrana getiriyoruz. Teröristlerden arındırıldı. Afrin'de şimdi de el yapımı patlayıcı ve mayın temizliği var. Sivillerin zarar görmemesi için ilçeye girişler kontrol altına alındı. Zeytin Dalara kağıtıyla Afrin ilçe merkezinden teröristlerin temizlenmesinin ardından geçen 4. günde şu anda evlerine dönmek için Afrin ilçe sınırına gelen
çok sayıda sivilin bekleyişi devam ediyor. Çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu Suriyeliler yanlarına alabildikleri eşyalarla ilçenin girişine geldi. Onlar artık YPG PKK terör örgütünden Afrin ilçe merkezinin temizlenmesinden dolayı oldukça mutlular, oldukça sevinçliler. Çünkü yıllar sonra yeniden topraklarına, evlerine dönmenin sevincini yaşıyorlar. Evet. Hepsi evlerine kavuşacak olmanın heyecanı içinde. Afrin'in gerçek nüfusu, merkez nüfusu 180 bin nüfusu vardı. Tabii o nüfusun önemli bir kısmı YPG, PKK terör örgütünün baskısından dolayı farklı noktalara kaçmışlardı. Akrabalarının yanına ve Fırat Kalkanı bölgesine. Şimdi onlar artık yeniden evlerine dönmek için işte görüyorsunuz araçların üzerinde yaşlılarımız var, işte çocuklarımız var. Afrin'in gerçek sahipleri Mehmetçi'ye minnettar. Bizim arabaları aldılar, bizi her şeyimizi mahvettiler. Elhamdülillah şimdi biz rahat, keyifliyiz. Biz istok evimize dönek, rahat rahat eski günler gibi yaşak, işimize gidek, çalışak, evimize gelek. Allah sizden razı olsun, elinizden sağlık. Terör örgütü YPG PKK'nın sivillerin arasına sızma ihtimaline karşı da her türlü tedbir alındı. Afrin'de terör zulmünden kurtulanların Afrin'e dönüşleri sürüyor. Yaşlı bir Afrinli teröristlerden gördüğü zulmü TRT'ye anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Yaşlı adamı teselli etmek için Mehmetçik oradaydı. Böyle dile getirdi duygularını. YPG PKK'dan kurtulmanın sevincini anlattı. Ardından gözyaşlarına boğuldu. Çı bu yani, çıkırın bu. Balkonu. Afrin'in teröristlerden temizlenmesinin ardından Afrinliler evlerine dönüyor. Sivillere yardımlar da aralıksız sürüyor. Kızılay'ın yaptığı yardımlardan almaya gelen yaşlı bir Afrinli TRT mikrofonlarına yaşadıklarını anlattı. Afrinli, Türkler, Müslümanlar gelmiş, onlara kurban olayım dedi. Ardından da YPG PKK'dan gördüğü zulmü anlattı ve gözyaşlarına boğuldu. Ne namus bıraktılar ne çocuk. 8 çocuğum vardı, hiçbiri kalmadı, hepsi gitti. Ben Müslümanım. Ne kaçayım onu? Kişte dışarı değil. Gözyaşlarına boğulan yaşlı Afrinli'yi bir Mehmetçik teselli etti. Ankara'nın gündemine bakacağız. Doğan Can Aksoy karşımızda ve bugün başkentte hangi gündem başlıkları var öne çıkan, Doğan Can sözü sana bırakalım. Canan Asal, Ankara gündemine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemiyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Ankara'daki Kara Harp Okulu'ndaki askeri mezuniyet törenine katılması bekleniyor. Daha sonra Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ardındansa Tiran'dan gelen konuğu Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul edecek. Tabii Başbakan Binali Yıldırım da çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor olacak. O da Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Projesi EYDEP lansman toplantısına katılacak bugün Ankara'da. Bugün tabii önemli bir gündem daha var. 69 yaşında hayatını kaybeden eski siyasetçi ve emekli Büyükelçi Deniz Bölükbaşı bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Deniz Bölükbaşı için saat 11'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir tören gerçekleştirilecek. Daha sonra Koçutepe Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilecek. Naaşı Cebeci Asli Mezarlığı'nda babası Osman Bölükbaşı'nın mezarının yanına defnedilecek. Bunu da aktaralım sizlere. Tabii Ankara bir diğer önemli gündem maddesi ise 15 Temmuz yargılamaları. Onlar da bugün sürüyor olacak. Sincan'da önemli davalar, Sincan Adliyesi'nde önemli davalar görülmeye devam ediyor olacak. Onlara bakalım. 473 sanıklı Akıncı Üssü davası bugün dediğimiz gibi görülmeye devam ediyor olacak. Bir diğer yandan FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki eylemlerine ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil, 155 sanığın da bugün yargılanmasına devam ediyor olunacak. Bir diğer dava ise FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'nda yaşanan eylem ilişkin dava olacak. Orada da aslında son celsede mahkeme heyeti firari sanıklardan eski albay İlhami Polat ve eski albay Sait Tosun hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına hükmetmişti. İşte tüm bu gelişmeleri bugün ekiplerimiz takip ediyor olacak diyelim ve bir sözü tekrar size bırakalım.
Doğan Canaksoy'a teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili vekillerle buluştu. Altıncısı yapılan toplantıya 14 ilden 45 vekil katıldı. Toplantıda Erdoğan vekillere biz ittifakı ümmet için yapıyoruz dedi. Anketlerin olumlu olduğunu anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle gruplar halinde görüşmeye devam ediyor. Aralarında Hatay, Antep, Bursa ve Adana'nın olduğu 14 ilden vekiller Cumhurbaşkanı'na illerinin sorunlarını ve taleplerini aktardı. Erdoğan da vekilleri dinledi, görüşlerini paylaştı. AK Parti ve MHP arasında yapılan seçim ittifakı da gündemdeydi. Erdoğan, ittifakla ilgili anketlerin olumlu olduğunu söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerde ittifak konusu ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değindi. İttifaka karşı değiliz diyen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylarının parti meclisince belirleneceğini söyledi. Nevruz Bayramı'nı kutluyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CNN Türk'e konuk oldu. Gündeminde ittifak konusu vardı. İttifaka karşı değiliz. Ama ittifak yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Önümüzdeki süreç içinde elbette ki, yani şu anda benim kalkıp da biz ittifak yapacağız demem çok doğru değil. Önce bakılacak, ittifakın yararları var mıdır, ittifakın zararları mı vardır, neler getirecek, neler götürecek, diğer partiler bu konuda ne düşünüyorlar, diğer partilerin görüşleri nedir, ne değildir. Biz eğer bir ittifak yapacaksak Türkiye'nin çıkarlarını göz önünde bulunduracağız. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değindi. Çıkaracağımız adayın bizim dışımızdaki seçmen kitlesinin de kabul edeceği türden bir aday olması lazım. Topluma güven vermesi lazım. Cumhurbaşkanı adayının dediğim gibi yıpranmamış, artı gerçekten topluma önemli hizmetler vermiş kişiler arasından seçilmesi gerekir. Parti meclisinin gündemine geldiği zaman oturup parti meclisinde görüşeceğiz. Kimi aday yapalım, kimi yapmayalım diye. Sağlık Bakanlığı CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Baykal'ın genel durumunun iyi, bilincinin ise açık olduğu belirtildi. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın tedavisine Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediliyor. Baykal'ın tıbbi tedavisi planlandı. Genel durumu iyi, bilinci açık. Deniz Baykal için fizik tedavi bölümü tarafından fizyoterapi programı uygulanmaya başladı. 105 gün Almanya'nın Münih şehrinde tedavi gören Baykal, dün Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Ankara'ya getirildi. Türk siyaset ve diplomasi hayatının önemli isimlerinden Deniz Bölükbaşı Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 69 yaşında vefat eden Bölükbaşı için mecliste bir tören düzenlenecek. Bir dönemin ünlü siyasetçisi Osman Bölükbaşı'nın oğlu olan Deniz Bölükbaşı, babasının mezarının bulunduğu Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek. Merhabalar. Türk siyaseti önemli isimlerden birini daha kaybetti. Eski MHP milletvekili ve emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Değerli siyasetçi, diplomat Ahmet Deniz Bölükbaşı'yı bugün sabah kaybettik. Saat 8-10 gece. Bölükbaşı 69 yaşındaydı. Diplomasinin önemli aktörlerinden biri olarak iz bıraktı. 1 Mart tezkeresi sürecinde Türkiye'nin diplomatik temsilcisiydi. ABD ile müzakereleri yürüten isim olarak hafızalara kazındı. Bizim Türk milletine söylediğimiz ülke sizin, karar sizindir. Kronik hastalıklar ve kanserle mücadele eden Bölükbaşı uzun süredir tedavi görüyordu. Son 2 gün içinde durumu ağırlaştı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Üzücü haberi alan yakınları hastaneye akın etti. Eski ve yeni siyasiler, dostları ve akrabaları Bölükbaşı ailesinin acısını paylaştı. MHP'li yöneticiler de acılı aileyi yalnız bırakmadı. İyi bir hariciyeciydi, iyi bir siyasetçiydi. Bu millet için çalıştı. Başımız sağ olsun, mekanı cennet olsun diyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bölükbaşı'nın eşi Sema Bölükbaşı'na telefonda taziyelerini iletti. Bölükbaşı'nın kaybından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi. MHP lideri Devlet Bahçeli ise Bölükbaşı'nın vefatının ardından yazılı bir mesaj yayımladı. Bahçeli mesajında Bölükbaşı memleket meselelerine kafa yormaktan hiç vazgeçmedi dedi. 25 Ekim 1949 Ankara doğumlu olan Bölükbaşı, Türk siyasetine damga vuran Osman Bölükbaşı'nın oğluydu. Babasının izinden gitti.
Dışişleri Bakanlığı'nın çeşitli kademelerinde görev yaptıktan sonra siyasete atıldı. 23. dönem milletvekili olarak MHP'den meclise girdi. MHP yönetiminde de yer aldı. Türkiye'nin demokratikleşmesi, insan hakları ve özgürlüklerinin daha geniş bir taban bulması. Bölükbaşı için Perşembe günü mecliste resmi tören düzenlenecek. Öğle vakti Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından naaşı babasının da mezarının bulunduğu Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2011 yılında yapılan polislikten komiserliğe geçiş sınavı sorularını Fethullahçı terör örgütü üyelerine sızdırdıkları belirlenen 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler sınav sorularını FETÖ üyelerine vermek ve sınav sorularının verilmesine aracılık etmekle suçlanıyor. Polis memuru ve öğretmenlerinden oluşan 14 şüpheliden 3'ü Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden 8'inin ise aynı kapsamdaki başka davalardan cezaevinde tutuklu bulundukları öğrenildi. Ekipler diğer 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. FETÖ soruşturmaları kapsamında Diyarbakır merkezli 10 ilde gözaltına alınan 54 askerden 18'i tutuklandı. Adıyaman merkezli 7 ille Trabzon ve Edirne'deki operasyonlarda da gözaltına alınan 41 kişiden 25'i tutuklandı. Fethullahçı terör örgütünde yönetici konumundaki bazı kişilerin ankesörlü telefondan örgüt üyelerini arayarak talimat verdiklerinin belirlenmesi üzerine Diyarbakır merkezli 10 ilde operasyonlar yapılmıştı. 7 Mart'ta gözaltına alınan 54 askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, 36'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adıyaman merkezli 7 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 15 eski polis de adliyeye sevk edildi. Sanlılardan 11'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Trabzon'daki soruşturmada gözaltına alınan 18 kişiden 7'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken Edirne'de yakalanan FETÖ şüphelisi 8 kişiden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Örgütün hakim ve savcı çalışma evlerine yönelik soruşturma kapsamında Tokat merkezli 5 ilde 4 eski hakim ve savcıyla 2 hakim adayı gözaltına alındı. Gaziantep merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 21, Eskişehir'de de 5 kişi gözaltına alındı. Kayseri'de görülen FETÖ davasında ise kapatılan Melikşah Üniversitesi'nin rektörü Mahmut Dursun Mat 10 yıl, genel sekreteri Veli Demirci ise 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bir önceki duruşmada salıverilen iki sanığın yeniden tutuklanmalarına karar verildi. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Doğan Medya Center'ın işgali davasında karar çıktı. 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi Doğan Medya Center'ın işgali davasında kararını açıkladı. Tutuklu yargılanan darbeci eski subaylar Mehmet Akif Arslan, Erdal Şeker ve Süleyman Ahmet Kaya'ya anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 15 Temmuz darbe girişiminde Bağcılar'daki Doğan Medya Center işgal edilip yayını kesilmiş ve çıkan olaylarda bir kişi hayatını kaybetmişti. Davada 3'ü tutuklu 19 sanık yargılanıyordu. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir kişi av tüfeğiyle 5 kişiyi öldürdü. Aralarında husumet bulunduğu öne sürülen bir kişi İbrahim Esen'in Şarkışla'ya bağlı Ortaköy'deki evine gitti. Evde İbrahim Esen, Cennet Esen'le çiftin oğulları Tarık Esen'e av tüfeğiyle ateş açtı. Köylülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ve jandarma ekipleri İbrahim, Cennet ve Tarık Esen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinden kaçan saldırgan daha sonra köydeki bakkala gitti. Burada bakkal sahibi Celal Koray'la oğlu Taylan Koray'a av tüfeğiyle ateş açtı. Baba oğul olay yerinde yaşamını yitirirken zanlı bakkal sahibi Celal Koray'ın otomobiliyle kaçtı. Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Fabrika çıkışında silahlı saldırı.
İstanbul'daki saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. İstanbul Esenyurt'ta bir tekstil fabrikasının önü. Görüntülerde elinde silah olan bir kişi ve ona müdahale etmeye çalışanlar var. Koşuşturmalar devam ederken görüntülerin sonunda yerde yatan iki kişi görülüyor. İstanbul Esenyurt'ta Sanayi Mahallesi'ndeyiz. Gördüğünüz gibi burada bir güvenlik şeridi var ve polisler mermilerin düştüğü yeri işaretlemek için çalışıyorlar. Çünkü saat 3.30 sıralarında burada bir silahlı saldırı oldu. Bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı. Olaysa bu fabrikada çalışan iki kadının işten çıkarılması gerekçesi. Yaralıların kaldırıldığı hastanenin önünde hem çalışanlar hem de yaralı yakınları bekliyordu. Çay molasındaydık. Bir anda kavga sesi duyduk. Aşağı indiğimizde yaralılar yerdeydi, hastaneye götürüldü. Kızlarıydı. Bunun kızları daha önce başka bir kızla kavga ediyor. Tekrar o niyetle geliyorlar. Bu adam niyeti kötü, silahla geliyor. Saldırgan fabrikaya gelen polisler tarafından yakalandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Evet, sadece aracım olsun. On binlerce kişinin parasını alarak ortadan kaybolan çiftlik bank kurucusu Mehmet Aydın'la ilgili soruşturma sürüyor. Adalet Bakanlığı Aydın'ın iadesi için harekete geçti. Şirkete ait araçlara el konuldu. Çiftlik bank soruşturması devam ediyor. Bugüne kadar 7 kişi tutuklandı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 14 kişi aranıyor. Şirkete ait araçlara da Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konuldu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. İade ve kırmızı bülten süreçlerinin başlatıldığını belirtti. Bakanlığın konunun takipçisi olduğunu söyledi. Son zamanlarda Türkiye'de en sık konuşulan başlıklardan biri kuşkusuz çiftlik bank soruşturması. En merak edilen konulardan biri de olayın psikolojik boyutu. İnsanlar bu kişiye nasıl güvendiler? Herhalde basireti bağlanıyor bazı insanların. Kitlesel bir kandırma olunca herkes öteki girdi, bu da girdi. Demek ki bu kadar çok insan seçtiğine göre burada bir hata yoktur diye düşünmeye başlıyorlar. Sürü psikolojisi de diyebiliriz daha bilinen adıyla. Mağdurların psikolojisini böyle açıklıyor Profesör Doktor Kemal Sayar. Peki ya dolandırıcıların psikolojileri? Bunlar bizim antisosyal kişilik veya sosyopat kişilik dediğimiz, kendilerine her şeyi yapma hakkı gören, çok kolay insan kandırabilen, çok kolay kitleleri manipüle eden, hatta zaman zaman kitleleri hipnotize eden kişilerdir. Onların yaşayacakları acılar, çoluğunun çocuğundan, rızkından eksilecek para, miktar, onların hiç umurunda değildir. Kazı çalışması yapılan alanda patlama oldu. İşçiler ölümden saniyelerle kurtuldu. Şimdi o anlar geliyor ekrana. Ölümden kıl payı kurtuldular. Can havliyle kaçtılar. İstanbul Bayrampaşa'da işçiler kaldırımda fiber optik hattın yenilenmesi için kazı yapıyordu. O sırada bir patlama yaşandı. Alevleri gören işçiler korkuyla geri çekildi. Ölümden dönen işçilerin o anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Patlamanın başka bir kazı nedeniyle zarar gören elektrik kablolarından kaynaklandığı belirlendi. Bursa'da bir evde doğalgaz patlaması meydana geldi. Tek katlı ev yıkıldı. Okula gitmek için o sırada yoldan geçen talihsiz bir öğrenci hayatını kaybetti. Bursa sabah saatlerinde şiddetli bir patlama sesiyle inledi. Osman Gazi ilçesindeki tek katlı müstakil ev yıkıldı. Patlamanın doğalgaz nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Dün akşamdan söylenti vardı. Koku falan var. Biri geçerken duymuşlar. Patlama 18 yaşındaki lise öğrencisi Elif Geldiği okul yolunda yakaladı. Lise öğrencisi genç kız okula gideceği sırada işte tam bu yolu kullandı. Sokaktan geçeceği sırada binanın doğalgazı patladı ve genç kız hayatını kaybetti. Talihsiz kızın son görüntüsü de güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Okula gidiyorlar işte çocuk. Ben de yataktan kalktım sesi duyunca. Anama dedim telefon et. Elif'e, kızıma. Telefon ettik, cevap vermeyince ben de olay yerine gittim koşarak. Bir kişi var molozların altında, evin altında. İşte çıkarttık, şeye koyduk.
götürdük hastaneye. Elif geldi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Patlamada iki kişi de yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri de enkazda inceleme yaptı. Yan kesiciler yeni bir taktiğe başvuruyor, kavga ediyormuş gibi yapıp paralarını aldıkları kişilerin paralarını çalıyorlar. Tantanacılık adı verilen bu yöntemle 2 ayda yaklaşık 100 bin lira çaldılar. Hırsızların sahte kavgası güvenlik kameralarına bakın nasıl yansıyor. Kavga ediyormuş gibi yaptılar, binlerce lirayı böyle çaldılar. İstanbul polisi tantanacılık yöntemiyle hırsızlık yapan bir çeteyi yakaladı. Hırsızların güvenlik kamerasına yansıyan yöntemleri de şaşırttı. Görüntüler Fatih'ten. Abdülkadir Özkoç işlek bir caddede yürüyordu. Yanına yaklaşan iki kişi birden kavga etmeye başladı. Birbirlerini iterek Özkoç'un yanına yaklaşan zanlılar onu aralarına aldı. Daha ne olduğunu bile anlayamayan adam cebindeki 2500 dolarla 605 avroyu çaldırdı. Fark ettiği anda da zanlıları kovaladı ama yakalayamadı. Şikayet üzerine polis soruşturma başlattı. Kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin tantanacılık yöntemiyle 2 ayda yaklaşık 100 bin lira çaldığı ortaya çıktı. Bir dünya medya köşesinde gazetelerin manşetlerini aktarmaya devam edelim. Türkiye'den dünyaya insanlık dersi. Türk Silahlı Kuvvetleri askeri harekat yaptı mı? Öyle değil, böyle yapar. Yeni Akit gazetesi ilk sayfasında yer veriyor. Musul'un fotoğrafı, Cerablus'un fotoğrafı yan yana paylaşılıyor. Bir taraftaki yıkım, bir taraftaysa hastaneler ve orada yaralı insanlara verilen hizmetten bahsediliyor. Sözde terör örgütleriyle mücadele adı altında Musul ve Rakka'yı yerle bir eden Amerika ve taşeronları 10 aydır bu bölgelere bir çivi dahi çakmazken Türkiye Fırat Kalkanı kapsamında girdiği beldelerde altyapı çalışmalarını tamamladı. Afrin içinse şimdiden kollar sıvandı. Türkiye'den dünyaya insanlık dersi manşetinde. Yeni Şafak gazetesi sür manşetinde Münbiç ve Sincar. Münbiç ve Sincar'ı da temizleriz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hodri Meydan ifadesine yer veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Münbiç ve Sincar başta olmak üzere sınırlarındaki tüm terör tehditleri ortadan kalkıncaya kadar durmayacağını söyledi. Erdoğan, biz bu yola baş koyduk, varsa cesareti olan buyursun, Hodri Meydan diyoruz dedi ve külliyede Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincar için şu mesajları verdi. Terör örgütleriyle mücadelemizi kaynağında yapacağız dedik. Irak yönetimi PKK'yı temizlemezse Sincar'da onları biz temizleriz dedik. Son iki günde Irak'ın kuzeyinde 38 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Eğer bu devam ederse daha ileri gideriz. Amerikan Başkanı Sayın Trump'tan ülkemize yönelik politikalardaki kafa karışıklığını giderecek, artık hadsizlik boyutuna varan açıklamaların önünü kesecek bir tavır ortaya koymasını bekliyoruz. Sayın Trump adına konuşanlar ne dediklerinin farkında değil. Sayın Trump'ın bunlara bir ayar vermesi lazım. Yeni Şafak gazetesinin sür manşetinde yer alıyordu. Ve devam edelim. Manşetine bakalım. Fırat'tan Dicle'ye. Ayrıntılarda Afrin'i PKK işgalinden kurtaran Mehmetçik, Irak'ta ikinci Kandil haline gelen Sincar için hazırlığa başladı. Dün hava operasyonlarında 38 teröristin öldürüldüğü açıklandı. Irak yönetimi PKK ile mücadele etme sözünü yerine getirmezse Türkiye Dicle çevresini temizleyecek, yeni bir harekat başlatacak. Fırat'tan Dicle'ye manşetinde yer buluyor Yeni Şafak gazetesinde. Bu fotoğraf karesi eve dönüş vaktini anlatıyor. Şöyle fotoğrafı ayrıca YouTube paylaşalım.
Mehmetçik öperek karşıladı. Afrin, PKK'lı teröristlerden temizlendikten sonra ilçe halkı evine dönmeye başladı. Araçlarını yükleyebildikleri eşyasıyla ilçeye ulaşanlara Mehmetçik yardımcı oluyor. Askerler yaşlıların elini öperken çocuklarla da şakalaşıyor. İşte bu fotoğraf karesi de Afrin'den yansıyor ekranlarımıza Yeni Şafak gazetesi aracılığıyla. Bilo 2018. Bakalım ayrıntısına. Yeni Birlik gazetesinin manşeti. Aslında hepimizin çok iyi bildiği bir Türk filmi. Usta oyuncular Şener Şen ve İlyas Salman fotoğraf karesinde canlandırdıkları karakterle aslında bugün yaşanan çiftlik bank olayına bir göndermede bulunuyor gazete Bilo 2018 manşetiyle. Banker Bilo filmindeki Banker Yakup ve Bilo Can karakterleri 40 yıl sonra bir kez daha gerçek oldu. Şener Şen ve İlyas Salman'ın canlandırdığı karakterler çiftlik bankın CEO'su Tosuncuk'la adeta yeniden hayat buldu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun raporuna göre 2016-2017 yılları arasında 77.843 kişiden 511 milyon toplayan Çiftlik Bank'ın CEO'su Uruguay'da gününü gün ediyor. Daha önce başta Titan zinciri olmak üzere pek çok kez dolandırıcılık vakasının yaşandığı Türkiye'de son olay Çiftlik Bank derken hemen ardından Restoran Bank vurgunu ortaya çıktı. Kayseri merkezli 44 bin ortağı olduğu iddia edilen restoran zinciri ve gıda firmasına vatandaşların yaklaşık 200 milyon lira yatırdığı ileri sürülüyor. Psikiyatr Profesör Doktor Kemal Sayar yaşananları dolandırıcılar karşılarındaki insanları sahte vaatlerle çok kolay baştan çıkarabilen kişilerdir. İnsanlara çok önemli bir fırsatın olduğunu ve çabuk hareket etmezlerse fırsatı başkalarına kaptıracakları yolunda bir yanılsama sunuyorlar sözleriyle değerlendirirken uzman psikolog Alanur Özal, çaresizliğin yaşandığı dönemlerde veya kişinin ekonomik açıdan sıkıntı yaşadığı dönemlerde bu tip olaylar çok oluyor. Kişilerin çaresizliği büyük olduğu için denize düşen yılana sarılır durumu gerçekleşiyor sözleriyle açıklıyorlar Bilo 2018 Yeni Birlik gazetesinin manşeti. İdlib'e hava saldırısı, 16'sı öğrenci, 20 ölü. Suriye'deki İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içinde yer alan Serakip ilçesinde Keferbatih köyünde savaş uçaklarının düzenlediği saldırıda çoğu çocuk 20 sivil yaşamını yitirdi. Saldırı sonucu bölgedeki çok sayıda bina ve araç hasar gördü. Maalesef o acı fotoğrafta yer buluyor gazetelerin ilk sayfasında. Trump'tan bir tavır ortaya koymasını bekliyoruz. Bu sitemin, bu tepkinin sebebi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Başkanı Trump'tan Türkiye'ye yönelik politikalardaki kafa karışıklığını gidermesini istemesi ve artık hadsizlik boyutuna varan açıklamaların önünü kesecek bir tavrı ortaya koymasını beklediğine dönük tepki olarak yer alıyor bugün yine bütün gazetelerin ilk sayfasında. İnternet kullanımıyla ilgili olarak yeni bir düzenleme söz konusu. Bunun da duyurusunu yapalım. RTÜK denetimi var. Artık internet ortamında da RTÜK denetimi getiren tasarı mecliste kabul edilerek yasalaştı. Tasarıda yapılan son dakika önerge değişikliğiyle bireysel iletişim ve görsel işitsel içerik paylaşılabilen video paylaşım ve sosyal medya platformlarının düzenleme kapsamında olmadığı, erişimin engellenmesi kararının da internet sitesinin tümüne yönelik değil, sadece ihlalin gerçekleştiği yayına yönelik uygulanacağı belirtildi. İnternette RTÜK denetimi getirildi başlığında aktardık. Buralara artık tek PKK'lı sokmayız. Akşam gazetesindeyiz ve akşam gazetesi Afrinlilerin sofrasına konuk oldu. Kentteki bahar havasına tanıklık etti. O korku günlerini geride bıraktık. Buralara artık bir tek teröristin girmesine bile izin vermeyiz diyor Afrinliler. Türkiye'nin kendilerine ikinci bir hayat verdiğini söyleyen Afrinliler sözlerini şöyle sürdürdü. Artık buralara tek bir PKK'lı giremez. Korkumuzu yendik. Çünkü Türk halkı ve Türk askeri her zaman yanımızda. Eğer gelirlerse enselerinden tutup askere, polise teslim edeceğiz. Akşam gazetesinin manşeti de bu şekildeydi. Afrin'den yansıyan haberler, gelişmeler, yapılan açıklamalar Afrinlilerin görüşlerine yer vermiş gazete ilk sayfasında. Ben Türk komandosuyum. Her yerde varım. Bu fotoğraf
fotoğraf karesiyle birlikte Kuzey Irak'tan ve Afrin'den yansıyan iki ayrı görüntü yer buluyor. Mehmetçik terör inlerini hainlere dar ediyor. Afrin'i PKK'dan temizleyen komandolar şehirde arama tarama faaliyetlerini yürütüp halka yardım elini uzatırken Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde de operasyonlar sürüyor. TSK dün Kuzey Irak'tan gurur duyulası fotoğraflar paylaştı. O fotoğraflardan biri de bu şekilde Akşam Gazetesi'nin ilk sayfasında yer alıyor. Terörün kaynağında yok edilmesine dönük Türkiye'nin terörle mücadele politikası da sınırlarımız ötesinde ve de sınır içinde devam ediyor diyelim. Gazetelerden ilk sayfa haberlerini aktardık, sizlerle paylaştık. Şimdi bakalım sizlerden gelen fotoğraflarda, mesajlarda neler var? Twitter mesajlarıyla devam ediyoruz. Twitter adresimiz TRT Dün Bugün diye de hatırlatalım. Ankara'ya gidelim. İlk durağımız Ankara olsun. Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nden selamları var. İzleyicilerimizin İslam aleminin kandili mübarek olsun diyor Ferhat Mol ve arkadaşları. Biz de Organize Sanayi Bölgesi'ne sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Aslında tüm OSB'lerde çalışanlara, esnafımıza, işçimize kolaylıklar dileyelim. Günaydın dileklerimizi de gönderelim. Alparslan İleli, Trabzon Akçabat Uğurlu Sera Gölü'ne tüm TRT ekibi kahvaltıya davetlidir diyor. O biraz, yani tüm TRT ekibini davet ederseniz bu sofraya yetmeyebilir, onu söyleyelim de çok teşekkür ediyoruz efendim. Yemiş kadar oluyoruz zaten biz. Önemli olan sizin bu güzellikleri bizimle ve tüm izleyicilerimizle paylaşmanız. Zira Sera Gölü, Derecik ve köylerini sayenizde tanıyoruz. Yoksa nereden bileceğiz? Gidip görenler ancak bilebiliyor. Bu güzel çay bardakları, demli çaylar eşliğinde de manzaranın tadını sayenizde çıkarıyoruz. Çok sağ olun. Akçabat'a, Trabzon'a sevgiler, selamlar. Geleceğin turizm kenti, bakın Samsun Terme'den de bir fotoğraf. Üzeyir Bayraktan geliyor. Türkiye'ye hayırlı kandiller demiş. Geleceğin turizm kentine şöyle bir bakalım. Ağaç, evler, rengarenk bir doğa. Samsun Terme'den ekranlarımıza yansıdı. Veysel Coşkun Adana'dan Sabancı Merkez Camii'nin önünden bu güzel fotoğrafı paylaşmış bizimle. Tüm İslam aleminin Regaib Kandili mübarek olsun. İyi yayınlar demiş sabah haberlerinde. Hep sizi izliyoruz. Emeğe geçenlere teşekkür ederiz diyor. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sizler için bu emeği veriyor tüm ekibimiz, tüm TRT çalışanları. Teşekkür ediyoruz tekrar. Ve Adana'ya sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Ardından Adıyaman'a gidelim. Tayyip Kökpınar Adıyaman Gölbaşı'dan selamlar demiş. Şöyle bakalım, bir yoldan fotoğraf karesi paylaşıyor. Belki de iş yerinin önündeki bir manzaradır, bilemiyorum ama Adıyaman Gölbaşı'na sevgi ve selamlar. Bingöl'e gidelim Adıyaman'dan da. Çok uzaklaşmıyoruz. Bingöl Kığı'dan, Duranlar Köyü'nden herkese günaydın demiş İsmail Soydemir. Regaib kandiliniz mübarek olsun. İsmail Hakkı Soydemir Bingöl Kığı'dan bu fotoğrafı paylaşıyor efendim. Selamlar olsun Bingöl'e, Kığı'ya. Gümüşhane'ye gidelim. Özkürt'ün beldesi Alancık ve Alaçam yaylalarında karlar erimeye başladı. Karlı hallerini de hatırlıyoruz bu fotoğrafların. Geçtiğimiz aylarda izleyicilerimizin gönderdiği, işte karlar eriyecek, böyle gürül gürül akar sular. Toprağı besleyecek ve umarız bu baharda, bu yazda ürünler, ekinler istediğimiz gibi olacak. Erkan Gül. İMÇ blokları konfeksiyon dikiş makinacılarından selamlarını göndermiş İstanbul'dan. Bizden de İstanbul'a selamlar, sevgiler. TRT camiasının ve tüm Türkiye'mizin, tüm Müslüman aleminin Regaib Kandili mübarek olsun demiş. Teşekkür ediyoruz İsmail. İstanbul'a Erkan Gül'e, İMÇ blokları konfeksiyon dikiş makinacılarına biz de sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Biraz da uzun ve zor oldu söylemesi ama çok teşekkür ediyoruz. Yine İstanbul'da kalalım. Bu kez şöyle bir uçaktan bir manzarayı paylaşıyor Murat Marap bizimle. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'le bağlantı noktası. İşte şöyle görünsün. Karadeniz bir yandan, İstanbul Boğazı bir yandan, bağlantı noktasında da Yavuz Sultan Selim Köprüsü uçaktan bu şekilde görünüyor. Üçüncü kez İstanbul'un iki yakası bir araya geldi. Yaşar Çetin fotoğrafı gönderen izleyicimiz. İstanbul'dan yine devam ediyoruz. Kadıköy'den bir selam var. TRT Dün Bugün ailesine demişler. Bizden de tüm İstanbul'a sevgiler ve selamlar olsun. Şöyle Kadıköy'den Haydarpaşa'ya güzel bir bakışın fotoğrafı olmuş bu. Günaydın diyelim.
ve Nazilli'ye gidelim artık, biraz Ege'ye doğru uzanalım. Gülay Hanım Nazilli'den selamlarını göndermiş. Aile boyu bir öz çekim yapıp bizimle paylaşmışlar. Oh ne güzel çocuklar da çubuk krekerlerini. Bakın bu güzel kızımızın elinde bir büyüteç var. O da muhtemelen doğayı böyle daha yakından inceliyor. Kolaylıklar diliyoruz. Çocukların doğayla daha çok bir arada olmalarını diliyoruz. Tıpkı Siverek'teki bu güzel yavrumuz gibi. Ali Karagöz göndermiş efendim bu fotoğrafı. Sivere'ye de Urfa'ya da sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Günaydın diyelim. İzmir'e gidelim. İzmir'den selamlar. Yunus Kol gönderiyor. Hangi ilçe olduğunu hatırlamıyorum. Yanlış da olmasın ama şu dev Atatürk büstünün olduğu yer aslında yaklaştırınca küçükmüş gibi görünse de şöyle biraz daha uzaklaştığımızda ne kadar büyük olduğunu görebiliyoruz. İzmir'in girişindeydi, Gazi Emir olabilir. Yine de yanlış bilgi vermiş olmayalım. Sevgi ve selamlarımızı gönderelim güzel şehrimize. Yine İzmir'deyiz. Faruk Şahin hayırlı sabahlar demiş. İzmir Saat Kulesi'nden bu kez bu güzel aile boyu fotoğrafı paylaşmışlar bizimle. Günaydınlar, sevgiler, selamlar. Hadi Erzincan olsun son durağımız. Hayırlı sabahlar diyor Selahattin Ateş. Regaip gecemiz hayırlara vesile olsun inşallah demiş. Erzincan'dan güzel fotoğraflar göndermiş bize. Şöyle Kuruçay'dan sevgi ve selamlarımızı gönderelim biz de. Bir fotoğrafa daha denk geldik. Emin İpek dün akşam Konya'ya özel Fener alayından diyor. Nevruz kutlamaları olsa gerek diye düşünüyorum. Çok teşekkür edelim efendim. Sevgi ve selamlarımızı gönderelim biz de tüm izleyicilerimize. Sağ olun, var olun. Rahmet, bereket ve marifet mevsimi olarak bilinen 3 aylar başlıyor bu gece Regaip Kandili. Hicri takvime göre Recep ayının ilk cuma gecesi Regaip Kandili olarak kutlanır. Duaların geri çevrilmediği bu mübarek gecede İslam alemi Regaip Kandili'ni ibadet ve dualarla idrak edecek. Ankara'da Melike Hatun Camii'nde Regaip Kandili özel programı düzenlenecek. Ankara'daki Kandil özel programına Diyanet İşleri Başkanı Profesör Ali Erbaş da katılacak. Yozgat Çapanoğlu Camii'nden gerçekleştirilecek TRT 1 Regaip Kandili özel yayını ise saat 20'de başlayacak. Bahar Bayramı Nevruz'da Beştepe'de çevre buluşması vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan milletimizle birlikte daha Yeşil Türkiye programında kürsüdeydi. Ağaçlandırma kampanyası başlattı ve 23 milyon aileye mektupla Karaçam gönderileceğini duyurdu. Erdoğan ilk mektubu 15 Temmuz'da şehit düşen Kahraman Ömer Halis Demir'in ailesine gönderdi. 23 milyon aileye bu tohumlar gidecek. Oradan Karaçam üreteceğiz. Ve bereketlenecek ormanlarımız. Daha yeşil bir Türkiye için 23 milyon aileye mektup gidecek, tohum gönderilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk mektubu şehit Ömer Halis Demir'in ailesine gönderdi. İkinci mektupsa Başbakan Binali Yıldırım tarafından Zeytindal Harekatı'nda şehit düşen Mithat Tuncer'in ailesine postalandı. Yaşatmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan o mektuplarla kağıt israfı yapılacağı yönündeki eleştirilere tepki gösterdi. Bu zarflarla, mektuplarla israfa gidiyorsunuz. Ne alakası var ya? Şu anda ormanlarımız yeri gelen bazı yerlerde hiç kesilmiyor mu zannediyorsunuz? Hem ormanı rahatlatmak hem de ormanlarda hani biz aramızda Hüdayi Nabit deriz ya, bu duruma gelmiş olan ağaçlar kesilir, temizlenir. Ağzı olan herkes konuşuyor ya, hadi onlar konuşmaya devam etsin, biz de işimize devam edelim. Erdoğan Beştepe'de milletimizle birlikte daha yeşil Türkiye buluşmasında kürsüdeydi. Sözlerini Nevruz'u kutlayarak başladı. Nevruzunuz mübarek olsun. Biz tabii PKK'nın kutladığı Nevruz'u değil, biz inananların kutladığı Nevruz'u kutluyoruz. Yüz milyonlarca insanın mutluluk müjdecisi olarak kabul ettiği bir günü fitne vesilesi haline dönüştürmek isteyenlere asla itibar edilmeyeceğine inanıyorum.
programda ağaçlandırma projesi başlatıldı. Erdoğan herkesi kampanyaya davet etti. Amacımız halen ülkemizin %28,6'sını kaplayan orman varlığımızı 2023 yılında %30'a çıkarmaktır. Başbakan Binali Yıldırım ise milli ağaçlandırma seferberliğini anlattı. Başarıyla tamamlandı dedi. 4 milyar 39 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Sadece 2017 yılında üretilen fidan miktarı 322 milyona çıkmış. Gönül gözüyle gören Anadolu'nun yetiştirdiği en büyük ozanlardan Aşık Veysel'in 45. ölüm yıl dönümüydü dün. Aşık Veysel doğduğu yerde Sivas'ın Şarkışla ilçesi Sivri Alan köyündeki mezarı başında törenle anıldı. Uzun ince bir yoldayım. Benim sadık yarim kara topraktır. Benim sadık yarim kara topraktır. Murat yalanan ölüm gerçek, dostlar beni hatırlasın. Dostlar beni hatırlasın ve daha niceleri. Türküleriyle, şiirleriyle ölümsüzleşen, dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in aramızdan ayrılışının 45. yılı. Aşık Veysel, ölüm yıldönümünde doğduğu topraklarda Sivas'ın Sivri Alan köyündeki mezarı başında anıldı. Önce dualar edildi, ardından karanfiller bırakıldı. Dedemin son sözleri sayılabilecek şeylerdir aslında bunlar. Dedem der ki, konuyla komşuyla iyi geçinin, birliğiniz dirliğiniz bozulmasın. Herkesin günahı kendine. Siz hep iyilik yapın, iyilik bulun. Aşık Veysel'in insan sevgisi, doğa sevgisi, kardeşliği, barışı, bu millete, bu devlete, bu milletin, bu devletin değerleriyle barışık olması Aşık Veysel'i değil 45 yıl, 1000 yıl, 5000 yıl, 100 bin yıl yaşatacak değerlerdir. Törende daha sonra Aşık Veysel'in müze haline getirilen evi ziyaret edildi. Ozan'ın sazı, özel eşyaları ve fotoğraflarının bulunduğu müzede en çok ilgiyi Aşık Veysel'in bal mumundan yapılan heykeli gördü. Kimi protez bacağıyla tırmandı, kimi vücudunda oluşan yaralara hiç aldırmadı. Dört terörle mücadele gazisi Anıtkabir'den aldıkları Türk bayrağını Everest'in zirvesine taşıdı. Çanakkale şehitlerini anma gününde Afrin'de Türk bayrağı dalgalanırken Everest'te de aynı manzara vardı. Gazilerin vatan sevgisini bir kez daha göstermek istediler. Türk bayrağını Everest'in zirvesine taşımaya karar verdiler. Terörle mücadelede, vatan savunmasında uzuvlarını kaybettiler ancak azimlerinden hiçbir şey kaybetmediler. Vatan sevgisiyle Türk bayrağını Everest'in zirvesine taşıdılar. Üstelik bunu çifte zaferin kutlandığı 18 Mart'ta gerçekleştirdiler. Hem Şehitler Günü hem de 18 Mart günü Afrin'deki kahramanlarımız Türk bayrağını dalgalandırdılar. Aynı gün bayrağımızı, Anıtkabir'den aldığımız bayrağımızı Everest'in zirvesine dalgalandırdık. Önder Gültekin, Ömer Duran ve ikisi Koray Gürbüz adını taşıyan dört gazi hazırlık aşamasında önce Erciyes Dağı'na çıktı. Biri protez bacak kullanan ve diğerleri başka ağır yaralanmalardan dolayı doku bozuklukları yaşayan gaziler uzun süren antrenmanlar yaptı. Her bir arkadaşımızın engel durumuna göre ayrı ayrı hazırlanmış programlarla yaklaşık 1,5 sene çalıştık. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Güçlendirme Vakfı'nın destek verdiği tırmanış hiç de kolay olmadı. Ancak zorluklar onları yıldırmadı. 300 metrelik yüksekliğe bile çıkabilmek için 5-6 saat yürüyerek çıkmaya çalışıyorduk. Protezimin vurmasına rağmen, akıntıların olmasına rağmen sadece ayağımla uğraşmıyorum. Soğukla, şartlarla mücadele etmemize rağmen başarmak için azmimizle ilerliyorduk. Türk bayrağını Everest'te dalgalandırdıklarında onlardan mutlusu yoktu. İçimizde söylenemeyecek şekilde bir güzellikle duygular oluştu. Harika bir ortamdı. Onlar Mehmetçiğin vatan aşkını bir kez daha ortaya koydu. Müzik.
Bazı illerdeki hava durumuyla günün en yüksek sıcaklığı şöyle olacak. Marmara bölgesi hafif sağanak yağışlı, Trakya kesimi yağmurlu. İstanbul 10, Bursa 17, Kocaeli 11, Balıkesir 16, Edirne 8, Çanakkale ve Sakarya 12, Tekirdağ 10, Kırklareli 7, Yalova 13 derece. Ege bölgesi parçalı çok bulutlu, Kütahya hafif sağanak yağışlı. İzmir, Denizli ve Manisa 24, Afyonkarahisar 19, Kütahya 21, Muğla 18, Aydın 25, Uşak 20 derece. Akdeniz bölgesi parçalı az bulutlu. Adana ve Kahramanmaraş 23, Antalya 21, Mersin 22, Isparta 18, Hatay ve Osmaniye 24, Burdur 19 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı çok bulutlu, Ankara, Eskişehir ve Çankırı hafif sağanak yağışlı. Ankara ve Sivas 19, Konya 24, Kayseri 22, Eskişehir 21, Nevşehir ve Kırşehir 20, Kırıkkale 21, Aksaray 22, Çankırı 19 derece. Batı Karadeniz bölümü hafif sağanak yağışlı. Bolu ve Düzce 18, Zonguldak 11, Sinop 12, Karabük 20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı çok bulutlu. Samsun 14, Trabzon ve Ordu 17, Rize 21, Artvin 20, Çorum 19, Gümüşhane 18, Giresun 17, Amasya 23, Bayburt 16 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu. Erzurum 13, Erzincan 19, Malatya 21, Elazığ 20, Kars 14, Van 14, Hakkari 16, Bitlis 13, Tunceli 20, Ardahan 11 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu. Diyarbakır ve Gaziantep 22, Şanlıurfa ve Batman 24, Mardin 20, Siirt ve Adıyaman 22, Kilis 23 derece. Saatlerimiz 9'u gösteriyor. TRT Haber'de dün bugüne devam ediyoruz sayın seyirciler. Maçka'da polis otosu dereye uçtu. Bir polis memuru şehit oldu, bir polis memuru yaralı ve bir polis memuru da kayıp. Trabzon'un Maçka ilçesinde bir polis aracı bir şüpheliyi takip ederken dereye uçtu. Kazada bir polis memurunun şehit olduğu, bir polis memurunun yaralandığı ve bir polis memurunun da derede akıntıya kapılarak kaybolduğu bilgisi şu an için elimizdeki bilgiler. Olay yerine güvenlik ekipleri ve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmiş durumda. Kayıp polis arama çalışmaları devam ediyor. Yaralı polisin tedavisi sürerken bir polis memurumuzun da şehit olduğu haberini verelim. Maçka'da meydana gelen bu kazada polis otosu devriye görevindeyken bir şüpheliyi takip ederken bu takip sırasında dereye uçtu ve bir polis memurunun şehit olduğu, bir polis memurunun yaralandığı, bir polis memurunun ise derede akıntıya kapılarak kaybolduğu bilgisini paylaşalım sevgili seyirciler sizlerle. Olay yerinde jandarma ve polis arama kurtarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayıp polis memurunu arama çalışması devam ediyor. Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satışı için görüşmeler başladı. Açıklama Doğan Holding'den yapıldı. Doğan Holding'den kamu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada Doğan Medya Grubu'nun satışı konusunda Demirören Holding'le görüşmelere başlandığı bildirildi. Doğan Medya Grubu bünyesinde toplam 14 yayın kuruluşu bulunuyor. 2011 yılında Doğan Medya Grubu'nun Milliyet ve Vatan gazeteleri yine Demirören'e satılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ni hem Türkiye karşıtı açıklamaları hem de Münbiç üzerinden eleştirdi. Amerika Başkanı Trump'a seslendi. Trump adına konuşanlar ne dediklerini bilmiyor. Sayın Trump onlara ayar vermeli dedi. Münbiç'ten çıkmamayı bırakın, orada bulunmaya hakkınız yok sözleriyle tepkisini sürdürdü. Sayın Trump'ın bir daha bunlara bir ayar vermesi lazım. Türkiye ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri yönetiminden gelen açıklamalardan duyduğu rahatsızlığı bu sözlerle dile getirdi. Mesajı doğrudan ABD Başkanı Trump'aydı. Sayın Trump adına konuşanlar ne dediklerinin farkında değiller. Sayın Trump'ın bir daha bunlara bir ayar vermesi lazım. Amerika Başkanı Sayın Trump'tan ülkemize yönelik politikalardaki bu kafa karışıklığını giderecek
artık hadsizlik boyutuna varan açıklamaların önünü kesecek bir tavır ortaya koymasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Beştepe'deki programında kürsüdeydi. Neymiş? Münbiş'ten çıkmayacaklarmış. Ya bir defa sizin bırakınız oradan çıkmamayı, orada bulunmaya hakkınız yok ya. Amerika Birleşik Devletleri'ni Münbiç üzerinden de eleştirdi. Senin bu topraklarda ne işin var diye sordu. Oraya YPG'yi soktular. PYD'yi soktular. Oranın kendi insanlarını, oranın gerçek halkı %90 Araplardır. Siz niye duruyorsunuz orada? Bu sefer başka teklif yaptılar. Yarısında siz olun, yarısında biz olalım dediler. Kendilerine dedim ki ne siz olun ne biz olalım. Buranın sahibi kimse onlar burada olsun. Çünkü biz adil bir yönetim istiyoruz. Adil bir anlayışla yaklaşıyoruz. Dolayısıyla biz hiçbir yere bugüne kadar işgal için gitmedik. Sadece istikrar için gittik. Ve bu teröristleri kovmak için gittik. Erdoğan, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin son bilgileri paylaştı. Türkiye'nin sınır güvenliğini korumaya kararlı olduğunun mesajını verdi. Etkisiz hale getirilen 3698. Tabii PKK rahat durmuyor. Bu sefer Irak'ta bunlar hareketlenmeye başladılar. Eğer Irak merkezi yönetimi bu PKK'yı temizlemezse Sincar'da onları biz temizleriz. Biz bu yola baş koyduk. Varsa cesareti olan buyursun hodri meydan diyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden Münbiç'le ilgili ortak mekanizma konusunda çelişkili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalara tepki gösterdi. Tepkisini anlaşma var demedik, anlayış var dedik sözleriyle dile getirdi. Taslak yol haritasının belirlendiğini belirten Çavuşoğlu, mutabakata bağlarsak o zaman anlaştık diyebiliriz dedi. Bir anlaşmaya vardık demedik hiçbir zaman. Anlayışa vardık. Bu anlayışta Suriye'nin özellikle Münbiç ve Fırat'ın doğusunun istikrara kavuşturulması. Amerika Birleşik Devletleri'nden Münbiç'le ilgili kafa karıştıran açıklamalar geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuya açıklık getirdi. Çalışma gruplarının ilk toplantıda hazırladığı taslak yol haritasını adres gösterdi. Bu çalışma grubunun yol haritasını biz eğer bir mutabakata bağlarsak o zaman anlaştık diyebiliriz. Şimdi bir anlayış var. Amerikalıların da teklifi var. Taslak yol haritasındaki öncelikli hedef Münbiç. Münbiç'ten önce YPG çıkacak ve burayı istikrara kavuşturacağız. Münbiçli insanlar burayı yönetecekler. Buranın güvenliğini onlar yine sağlayacaklar. Biz onlara yardım edeceğiz. Türkiye, YPG'nin çekildiği bölgelerde nüfus yapısına göre yönetim modeli oluşturulmasını benimsiyor. O modelde bölgedeki Kürtlerle terör örgütü arasındaki fark vurgulandı. Bizdeki 350 bin Suriyeli Kürt kardeşimiz niye dönemiyor? Çünkü YPG bunlara müsaade etmiyor. YPG'lilerle Kürtleri kimse karıştırmasın. O nedenle yani buralardan yani Kürtlerin yaşadığı şehirlerden Kürt kardeşlerimiz ayrılsın demiyoruz. Buralarda YPG olmayacak diyoruz. Münbiç'in istikrara kavuşturulmasının ardından istikamet Fırat'ın doğusu olacak. Peki sadece Münbiç yeterli mi? Hayır. Münbiç'ten sonra da sıra diğer şehirlere, diğer bölgelere de gelecektir. Dışişleri Bakanlığı Almanya Başbakanı Merkel'in Federal Meclis'teki hitabında Zeytin Dalı Harekatı hakkında gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan açıklamalarının kabul edilemez olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bazı müttefiklerimizin olan bitene terör örgütlerinin merceğinden bakma eğilimini yadırgıyoruz ifadesi kullanıldı. Açıklamada müttefiklerimizi terörü destekleyen ülke konumuna düşmek yerine Suriye'de kalıcı barış ve istikrarın tesisi için çaba harcamaya davet ediyoruz denildi. Zeytin Dalı Harekatı terörizmle mücadelenin sivillere zarar vermeden nasıl yürütülebileceği konusunda emsal teşkil eden bir harekat olduğu belirtildi. Afrin halkı için PYD-YPG tarafından döşenen mayın ve patlayıcılar dışında hiçbir tehlikenin söz konusu olmadığı kaydedilen açıklamada bu patlayıcının da süratle temizlenerek güvenliğin tesis edileceği ifade edildi.
Hemen bölgeye dönelim. Afrin'deyiz. Bülent Çulcuoğlu da karşımızda. Bu temizlik harekatı şimdi nasıl devam ediyor? Ayrıntılarını dinleyeceğiz Bülent Çulcuoğlu'ndan. Evet Canan Aslan, Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından Afrin ilçe merkezinde hayatın hızla normalleşmesini sağlamak amacıyla Türkiye'nin Afrin ilçesindeki içerideki çalışması faaliyeti devam ediyor. Özellikle sizin de aktardığınız gibi el yapım mayın ve el yapım patlayıcı ve mayınların temizliği çok önemli. Çünkü sivillerin can güvenliği önemli. Şu anda o el yapım patlayıcı ve mayınların temizlik işlemi içeride devam ediyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içeriye şu anda sivillerin girmesi noktasında aldığı bir karar var. Şu anda içeriye siviller alınmıyor, ancak birkaç gün içerisinde bu mayınların da temizliğin tamamlanmasının ardından sivillerin yeniden Afrin'e hızlı bir şekilde dönüşü sağlanmış olacak. İnsani yardım anlamında şu anda içeride bulunan sivillere Türkiye her türlü desteği veriyor. Şu anda AFAD ve Kızılay'ın yardımlarının yanı sıra bugünden itibaren de Türkiye'deki bazı sivil toplum kuruluşlarının günlük sıcak yemek dağıtımı başlayacak. 8000 kişilik bir sıcak yemek dağıtımı bugünden itibaren Afrin ilçe merkezinde de başlamış olacak. Yine Afrin'de teröristlerin şu anda birçok fırını mayın ve el yapım patlayıcıyla döşediğini daha önce aktarmıştık. Evet, şu anda o fırınların çoğunda patlayıcı mayınlar var. O nedenle ekmek üretimi yapılamıyordu. Sadece tek bir fırın vardı. O da dünden itibaren ekmek üretimine başladı vatandaşlar için. Peki önemli olan şu: bundan sonraki süreç nasıl işleyecek Afrin'de? Afrin'i Afrinler yönetecek. Peki nasıl yönetecek? Onu da hemen birkaç cümleyle aktarayım. Afrin'de bir yerel meclis oluşturulacak, 25 kişiden oluşan. İşte bunun hazırlıkları yapılıyor. Şu anda bu model Fırat Kalkanı modelinde olduğu gibi Elbap'ta, Cerablus'ta, Azez'de ve Çobanbey'de. Afrin içerisinde Kürt vatandaşlarından, Araplardan ve Türkmenlerden oluşan 25 kişilik bir yerel meclis kurulacak. Bu yerel meclis Afrin'in yönetiminde söz sahibi olacak. İşte bunun da hazırlıkları yapılıyor şu anda Afrin içerisinde. Yine bir diğer konu: özellikle şu anda içeride bulunan siviller ve dönecek olan sivillere sağlık hizmetinin götürülmesi noktasında Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonunda Afrin ilçesinde içeride bir çalışma yürütülecek. Özellikle teröristler tarafından zarar verilen hastaneler yeniden ayağa kaldırılacak. Hastanelerin yeniden onarım ve tadilat yapılacak. Hızlı bir şekilde Afrin içerisindeki hastaneler yeniden ayağa kaldırılacak. Yine terör örgütü YPG, PKK'nın Afrin içerisinde terör yuvası haline getirdiği çok sayıda okul var. Daha doğrusu karargah olarak kullandığı okullar var. Bu okullarda yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın koordinasyonunda yeniden açılacak ve çocukların yeniden okula gitmesi sağlanmış olacak. Güvenlik noktasında yine Fırat Kalkanı modelinde olduğu gibi bir polis teşkilatı oluşturulacak. Türkiye'de yine hem Türkiye'de bu polisler eğitilecek, ardından da yine Afrin'e gelerek göreve başlayacaklar. Bununla ilgili bir çalışma yapılıyor. Yani sağlıkta, eğitimde ve güvenlik konusunda Türkiye'nin şu anda yaptığı bir çalışma var, bir hazırlık var. Ama dediğim gibi öncelikli sorun şu anda insani yardımların ulaştırılması. Bu yapılıyor. Ardından da sağlık hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılması noktasında Sağlık Bakanlığı'nın yürüteceği bir çalışma olacak. Hatta önümüzdeki birkaç gün içerisinde bir heyetin Afrin ilçe merkezine gelerek hastanelerde inceleme yapacağını söyleyebiliriz Canan Aslan. Teşekkür ediyoruz. Evet, Afrin'deki durum bu. Bölge halkının, sivil halkın güvenliği sağlanıyor. Terör örgütlerinden, terör unsurlarından ve patlayıcılardan temizleniyor. Ancak Suriye topraklarında bu kadar güvenli olmayan yerler de var ki oralar rejimin, Suriye rejimi tarafından bombalanan ve saldırılarına maruz kalan yerler. Doğu Guta'da olduğu gibi Esed güçleri Suriye'de her geçen gün yeni katliamlara imza atıyor. Savaş uçakları son olarak İdlib'de okul çıkışı öğrencilere bomba yağdırdı. Saldırıda 16'sı öğrenci, 20 sivil öldü. Doğu Guta'da da rejimin acımasız saldırılarında 59 kişi hayatını kaybetti. Suriye'de katliamın adresi bu kez İdlib'ti. Savaş uçakları okul çıkışı öğrencileri hedef aldı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre çocuklar uçak sesini duyup yakındaki bir mağaraya kaçtılar. Ancak kurtulamadılar. Muhalifler İdlib'deki bombardımanı Himeyni üstünden havalanan Rus uçaklarının düzenlediğini ileri sürdü. Bir ayı aşkın süredir yoğun bombardıman altındaki Doğu Guta'da da durum farksız. Duma ve Haresta semtlerine havadan ve karadan düzenlenen saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin 15'i bir yeraltı sığınağında kurulan okula giden çocuklar. Bombardımanın yoğunluğu nedeniyle birçok yerde ölü ve yaralılara ulaşılamıyor.
Doğu Guta'da son 5 günde ölenlerin sayısı 150'yi aştı. Muhalifler, rejimin kendilerini teslim olmaya zorlamak için yerleşim yerlerine havadan napalm bombaları ve patlayıcılar attığını belirtiyor. Binlerce sivil de ateş hattından kaçmayı sürdürüyor. İnsani krizin derinleştiği bölgede yüzlercesi acil durumda, binlerce sivil hasta ve yaralı tahliye edilmeyi bekliyor. Almanya'da terör örgütü PKK yandaşları Sosyal Demokrat Parti'nin Frankfurt'taki parti binasını işgal etti. Terör örgütü yandaşları Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde eylem yaptı. Öte yandan Avrupa'da Türklere yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Fransa'da bir Türk marketi kundaklandı. Sosyal Demokrat Parti'nin Frankfurt'taki teşkilat binası terör örgütü PYD PKK yandaşlarınca basıldı. Frankfurter Rundschau gazetesinin haberinde yaklaşık 50 kişinin SPD'nin binasına girdiği belirtildi. Haberde PKK yandaşlarının Zeytin Dalı Harekatı aleyhine eylem yaptıkları ifade edildi. Gazetenin haberine göre Alman polisi çevredeki caddeleri trafiğe kapattı ancak olaya müdahalede bulunmadı. PKK yandaşları daha önce Sosyal Demokrat Parti'nin Hamburg'daki teşkilat binasına girmişti. Öte yandan Fransa'da Türklere yönelik yeni bir saldırıyı AK Parti milletvekili Mustafa Yeneroğlu Twitter hesabından duyurdu. Fransa'nın güneydoğusundaki Grenoble şehrinde bir Türk marketi kundaklandı. Büyük hasara neden olan faili meçhul olayda bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Bu haberle birlikte TRT Haber'de dün bugünü noktalıyoruz. Gün boyunca yaşanacak gelişmeler TRT Haber ekranlarında olacak. Olay yerinden muhabirlerimiz canlı bağlantılarla günün en sıcak gelişmelerini sizlere aktarmayı sürdürecekler diyelim. Yarın saatler 6'yı gösterdiğinde tekrar karşınızda olmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın.